Herkese merhaba. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca her zaman olduğu gibi sizlerle beraber spor gündemini değerlendireceğiz. Radyospor.com Twitter'da Ali Erim ve Barış Ertül adreslerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Herkese güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Evet, dün Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmelerinde ikinci eşleşmede diyelim. Antalya Spor'la Alanya Spor karşı karşıya geldi ve kazanan Alanya Spor oldu. Alanya Spor'un golü son dakikada Junior Fernandez geldi. Antalya Spor böylece tabi sağ avantajını kaybetmiş oldu bu eşleşmede. 64. dakikada Alanya Spor'da Wellington kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Son bölümü konuk Alanya Spor 25-30 dakikayı 10 kişi oynamasına rağmen golü buldu ve avantajı alarak final için bir adım atmış oldu. Takımların kadrolarına baktığımız zaman hemen hemen en iyi 11'lerle iki teknik adamın da sahaya çıktığını, bu kupa mücadelesini önemsediğini gördük. Ama kazanan Alanya Spor oldu. Hatırlayacaksınız önceki günde Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rövanş için az da olsa bir avantaj sağlamıştı. Rövanş karşılaşması, Antalya Spor Alanya Spor eşleşmesinde rövanş karşılaşması 22 Nisan tarihinde oynanacak. Diğer tarafta Kadıköy'deki Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi de 21 Nisan'da oynanacak ve Türkiye Kupası'nda final eşleşmesi belli olacak. Türkiye Kupası'nda finalin İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda olduğunu da hatırlatalım. Bakalım finale çıkan takımlar kimler olacak? Türkiye Kupası'nda kazandığınız anda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara direkt olarak katılabiliyorsunuz. Bunun da tabii önemli bir avantajı var. Bu arada ligde ilk 4 sırada yer alan takımlardan bir tanesi ya da ligi ilk 4 içerisinde bitirecek takımlardan bir tanesi kupayı alırsa sıralamada bir basamak kayacak. Bu da diğer takımlar için Avrupa şansı anlamına gelecek. Basketbolla devam edelim. Dün Euroleague'de iki takımımız sahne aldı. Anadolu Efes Maccabi deplasmanında 77-75 mağlup oldu ve Anadolu Efes'in 11 maç süren galibiyet serisi bu mağlubiyetle sona ermiş oldu. Enteresan bir nokta, İsrail'deki koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle 5000 seyirci önünde oynandı bu karşılaşma ve Anadolu Efes ilk çeyrekte sadece 11 sayı atabildi. Kötü bir başlangıç oldu Anadolu Efes'ten ama Anadolu Efes yine de Euroleague'in şu an en iyi takımı. 27 karşılaşmada temsilcimizin 23 galibiyeti, 4 de yenilgisi var. Diğer tarafta Fenerbahçe Anadolu Efes'e göre daha zor bir sezon geçirmekte ama Fenerbahçe de dün kazanmayı başardı. Kızıl Yıldız önünde 66-63 kazandı Sarı Lacivertliler. Böylece üst üste ikinci galibiyet geldi. Bundan da önemlisi Fenerbahçe şu an Euroleague'de 7. basamakta, yani playoff potasının içine girmiş durumda. Fenerbahçe'nin de şu an 27 karşılaşmada 13 galibiyeti bulunmakta Euroleague'de. Panathinaikos hemen Fenerbahçe'nin üzerinde. Panathinaikos'un 14 galibiyeti var. Ondan sonra CSKA'yı görüyorum. CSKA'nın 18 galibiyeti var. Artık oraya ulaşmak kolay olmasa da Panathinaikos'u yakalama, Panathinaikos'u da geçme şansı gözüküyor Fenerbahçe'nin ilerleyen dönemde. Tabii normal sezonu ne kadar yukarıda bitirebilirseniz o kadar iyi. Ama aynı zamanda Fenerbahçe'nin altındaki takımların da galibiyet sayısı yakın. Onu da söylemek lazım. Hatta çok yakın. İşte kim ki 12 galibiyette. Valencia, Olympiakos keza öyle. Olimpia Milano 11 galibiyette. Fenerbahçe'nin bir taraftan da yukarı bakarken diğer rakiplerini kollaması gerekiyor. Evet, dün temsilcilerimizin aldığı sonuçlar bu şekildeydi. Euroleague'de 27. hafta geride kaldı. Onu da size hatırlatalım. Anadolu Efes lider dedik temsilcimiz. İkinci sırada Real Madrid var. 3. sırada Barcelona, 4. sırada Maccabi Tel Aviv, CSKA Moskova, Panathinaikos, Fenerbahçe ve Zalgiris Kaunas şu an ilk 8'de yer alan takımlar bu şekilde. Biliyorsunuz çapraz eşleşme. 1. 8. ile eşleşiyor, 2. 7. ile eşleşiyor. Şu an eğer bu şekilde bitseydi Euroleague, Anadolu Efes'in rakibi Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe'nin rakibi de Real Madrid olacaktı. Evet, Radyo Spor'da Sabah Spor'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese bir kez daha günaydın. Saatlerimiz 7.16. Radyospor.com
Twitter.com, Twitter'da Ali Erim ve Barış Ertür adreslerinden bizlere mesajları gönderebilirsiniz. Cenk Tosun, dün haberi vermiştik, ne yazık ki uzun süreli bir sakatlık geçirdi. Cenk Tosun yaklaşık 6-7 ay kadar sahalardan uzak kalacak ve milli takımın Euro 2020 macerasını da kaçıracak Cenk Tosun. Bu arada Cenk Tosun'un da Liverpool'a geri döndüğünü, Everton'a geri döndüğünü gördük. Liverpool şehrine geri döndü Cenk Tosun. Artık bu saatten sonra sakatlığıyla ilgili detaylı bilgileri beklediği bildirilmiş Cenk Tosun'un. Tabii Cenk Tosun için kötü, milli takım için kötü, Crystal Palace için kötü, Everton için kötü. Çok uzun süreli bir sakatlık. Bir kez daha Cenk'e geçmiş olsun dileyelim. Bununla beraber bir başka sakatımız vardı. Ozan Kabak. Ne yazık ki ondan da iyi haberler gelmedi. Milli takım adına, kendi kulübü adına. Ozan Kabak dengesiz bir şekilde düşmüştü ve Alman kulübü yaptığı açıklamada milli oyuncumuzun 9 ila 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını duyurdu. 12 hafta gerçekten uzun bir süre futbolda. Ozan Kabak da Merih'in sakatlığında savunmada Çağlar'ın partneri olarak ön plana çıkmıştı. Şimdi Şenol Güneş'in çözmesi gereken bir başka problem daha ortaya çıktı. Tabii Ozan Kabak Euro 2020 kadrosunda olacaktır ama oynamaması yine milli takım açısından bir dezavantaj getirecek. Cenk Tosun, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Ozan Kabak şu an sakat olan oyuncularımız. Abdülkadir döndü ama yine de milli takım açısından Euro 2020 öncesi bu sakatlıklar hiç iyi değil. Haberler pek iyi değil milli takım adına. Evet, Ozan Kabak'ın da sakatlığının 9 ila 12 hafta arasında süreceğini bir kere daha hatırlatalım. Diğer tarafta Cenk Tosun da Londra'dan ayrılıp Liverpool'a, Everton'a geri döndü. Serie A'da maçlar seyircisiz oynanacak diye bir haber var. Bu da yine son dönemde sıklıkla gündeme gelen koronavirüsle alakalı. İtalya koronavirüsün en çok etkilediği Avrupa ülkesi oldu. Şu ana kadar 2260 vaka görülmüş ülkede ve toplamda 79 kişi hayatını kaybetmiş İtalya'da koronavirüs sebebiyle. Hafta içerisinde oynanması gereken Juventus Milan ve Napoli Inter İtalya Kupası çeyrek final rövanşları ertelenmişti ve geçen hafta da ligde sadece 4 karşılaşma oynanabilmişti. Şimdi bir açıklama geldi ve İtalya Serie A'da tüm maçlar koronavirüs sebebiyle 3 Nisan 2020 tarihine kadar seyircisiz oynanacak. 3 Nisan 2020 tarihine kadar maçlar seyircisiz oynanacak. Yani yaklaşık bir aylık sürede İtalya'da maçlar seyircisiz olacak. Kuzey bölgelerinde başlamıştı İtalya'da koronavirüs. Daha sonra ülke geneline yayıldı. İtalya Futbol Federasyonu da böyle bir önlem almayı düşünmüş. Hatırlayacaksınız, dün yine haberini size vermiştik. İspanya'da gelecek hafta içerisinde oynanacak bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması, ki o Valencia Atalanta, bir de UEFA Avrupa Ligi karşılaşması koronavirüs sebebiyle onlar da seyircisiz oynanacak. Koronavirüsle ilgili son gelişme bu şekilde Avrupa futbolunda, onu da söylemiş olalım. Tabii sadece Avrupa'da değil, dünyada koronavirüsle ilgili büyük problem var. İran'da da yine karşılaşmalar iptal edildi. İran'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi ve onlar da 20 Mart Cuma gününe kadar 1, 2 ve 3. Futbol Ligi'ndeki müsabakaları ertelemişler. İran'da koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı da 2922'ye kadar yükselmiş durum bu şekilde. Evet, takımlardan haberlere dönecek olursak Galatasaray'da olumlu bir gelişme oldu ve Lemina dün takımla beraber çalışmalara başladı. Galatasaray'da Lemina özellikle geçen yarının son bölümü ve ilk yarının başında performansını en fazla arttıran oyuncuydu. Ve hatırlayacaksınız, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlanmıştı. Acaba oynar mı oynamaz mı derken yaklaşık olarak bir ay kadar sahalardan uzak kalması düşünülmüştü Lemina'nın. Ve o Lemina iki maç sonra, Galatasaray'ın iki maçını kaçırdıktan sonra takımla beraber çalışmalara başladı. Galatasaray Lemina yokken de Fenerbahçe'yi 3-1, Gençler Birliği'nde 3-0 mağlup etmeyi başardı. Şimdi Lemina takımla beraber çalışmalara başladı. Galatasaray
bu hafta pazar günü oynayacak. Dolayısıyla Lemina'nın da Sivas deplasmanında bu kritik mücadelede kadroda olması muhtemel gözüküyor. Galatasaray açısından sevindirici bir haber. Diğer tarafta Beşiktaş'ta biliyorsunuz Gökhan Gönül'ün bir sakatlığı var. Gökhan Gönül'ün yerine de Beşiktaş'ta Lens'in oynaması bekleniyor bu hafta Ankara Gücü karşılaşmasında diyelim. Ve haftanın programını size hatırlatayım. Dün haftanın hakemleri belli oldu. Hemen haftanın programı hakemlerini de hatırlatalım. Programı bu bölümünde Beşiktaş Ankara Gücü maçıyla başlayacağız. Cuma günü saat 20'de mücadele. Arda Kardeşler karşılaşmanın hakemi. Cumartesi günü saat 14'te BTC Türk Yeni Malatya Spor, İttifak Holding Konya Spor, Cüneyt Çakır. Bu karşılaşma oldukça kritik. BTC Türk Yeni Malatya Spor'da Hikmet Karaman takımın başına geldi ki üst üste 6 maç kaybettiler. 5'i Kemal Özdeş yönetiminde. Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı geçtiğimiz hafta sonrasında. Hikmet Karaman takımın başına geldi. Yeni Malatya Spor 24 puanda takılı kaldı ve bu karşılaşmanın ardından bir de Trabzonspor'la oynayacaklar biliyorsunuz. Önce Konya Spor ardından Trabzonspor karşılaşmaları Yeni Malatya Spor açısından çok kritik. Diğer tarafta Konya Spor da Bülent Korkmaz yönetiminde henüz galip gelemedi. Onlar da düşme hattının sadece 2 puan üstündeler. Oldukça kritik bir mücadele. O yüzden bu karşılaşmaya Cüneyt Çakır atanmış. Bakalım nasıl bir mücadele göreceğiz. Yeni Malatya Spor yeni teknik direktörüyle nasıl bir performans ortaya koyacak. Konya Spor'da Bülent Korkmaz özellikle işin hücum tarafında zorlandıklarını ve hücum oyuncularının risk alması gerektiğini söylemişti ki Konya Spor gol yollarında oldukça zorlanıyor. Ligde sadece 19 golü var. Konya Spor'un 24 haftada 19 gol. Tabii savunma olarak rakiplerinin önünde ama attığı gol sayısı olarak da Konya Spor ligde Ankara Gücü'yle beraber Ankara Gücü'nün 20 golü var. En az gol atan iki takımdan bir tanesi haftanın enteresan mücadelelerinden biri olacak. Yine cumartesi günü 17'de Gaziantep Trabzonspor'u ağırlayacak. Halis Özkahya bu karşılaşmanın hakemi. Gaziantep ligin en rahat takımlarından bir tanesi. Ne yukarıya gitmesi ne de aşağı gitmesi pek mümkün gözükmüyor. 31 puandalar. Hani Avrupa potasında olan Sivasspor'un 48 puanı var. Düşme hattında olan Kasımpaşa'nın da 20 puanı var ve tabii arada çok fazla sayıda takım var. Dolayısıyla Gaziantep, Göztepe ile beraber ligin en rahat takımlarından bir tanesi. Ama buna rağmen Başakşehir maçında iyi futbol ortaya koymuşlardı. Hatırlayın Şumudike'de maçtan sonra iyi oynadık ama golleri ben atamam demişti. Diğer tarafta Trabzonspor tabii ki şampiyonluk iddiasını devam ettirmek için bu karşılaşmadan 3 puan almak zorunda. Cumartesi günü aynı saatte Göztepe-Başakşehir mücadelesi var. Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık. Göztepe'de az önce bahsettik. Gaziantep gibi ligin rahat takımlarından bir tanesi. Diğer tarafta Başakşehir şampiyonluk yolunda ama aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finalist olmak istiyor. Dün Başakşehir'le ilgili bir haber vardı. Göksel Gümüştağ bir açıklama yaptı. Kopenhag maçı için Perşembe günü tüm futbol severleri Fatih Terim Stadı'na davet etti. 17 bin tişört hazırlatmış Başakşehir, 17 bin bayrak hazırlatmış. Tüm futbol severleri beklediklerini dile getirdiler. Cumartesi günü saat 20'de Fenerbahçe Denizli Spor'u ağırlayacak. Yukatel Denizli Spor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük. Fenerbahçe Ersun Yanal sonrası ilk karşılaşmasına çıkacak. Dün takımı yardımcı antrenörler çalıştırdı. Acaba Fenerbahçe'nin teknik direktörü cumartesi gününe kadar belli olur mu? Bugün ve yarın var Fenerbahçe'nin önünde. Çok kolay gözükmüyor. Diğer tarafta Denizli Spor Bülent Uygun yönetiminde karşılaşmasını kazandı. 2-0'lık galibiyet. 8 hafta sonra 3 puanla tanıştı Denizli Spor ve bu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Pazar günü 13.30'da yine düşme hattında kritik bir mücadele. Kasımpaşa Kayseri Spor karşılaşması. Hüseyin Göçek yönetecek. Kasımpaşa ve Kayseri Spor düşme hattındalar. Kasımpaşa'nın 20, Kayseri Spor'un 19 puanı var. Burada kazanan büyük bir avantaj sağlayacak. Kayseri Spor da ligdeki son 4 maçta mağlup olmadı ve 8 puan toplamayı başardı. Onların da hala lige tutunma umutları var. Dolayısıyla bu da haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Ve pazar günü 16'da Çaykur Rizespor Aytemiz Alanyaspor karşılaşması. Ali Şansalan yönetecek. Çaykur Rizespor'da da teknik adam değişikliği oldu. Ünal Karaman geldi. Alanyaspor dün kupa karşılaşmasında kazandı ama ligde 3 maçtır mağlup oluyor. Onların da yukarıda olabilmesi için, Avrupa hedefini devam ettirebilmesi için kazanması gerekiyor. Pazar günü 19'da haftanın maçı var. Demir Grup Sivasspor Galatasaray mücadelesi. Mete Kalkavan karşılaşmanın hakemi ve haftayı pazartesi günkü saat 20'de
Gençler Birliği Fraport TAV Antalya Spor karşılaşmasıyla tamamlayacağız. Bu mücadelenin hakemi de Halil Umut Meler olacak. Sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7.32 saatlerimiz. Herkese bir kez daha günaydın. Şöyle gazetelerdeki haberleri size aktaralım. Milliyet gazetesinde Fenerbahçe ile ilgili iki haber var. Bir tanesi Ersun Yanal'la alakalı. Ayrılığın nedeni yalnızlık demiş Milliyet. Geldiği ilk günden bu yana Ali Koç'tan yeteri kadar destek göremediğini düşünen Ersun Yanal'ın istediği transferlerin yapılmaması, başkanın kazandıkları maçlardan sonra bile oyunu eleştirmesi, antrenman metotlarının sık sık sorgulanması, basındaki eleştirilere kulübün sessiz kalması nedeniyle Ersun Yanal'ın kendisini yalnız hissettiği ve bu yüzden ipleri kopardığı öğrenildi. Barış abi günaydın. Günaydın. Ne dersin şu detaylara haberdeki, Milliyet'teki bir haber. Ersun Yanal'ın ayrılık nedeni olarak yalnızlık demiş Milliyet gazetesi. Ali Koç'tan yeteri kadar destek görememek 1. İstediği transferlerin yapılmaması 2. Başkanın kazandıkları maçlardan sonra bile oyunu eleştirmesi 3. Ersun Yanal'ın antrenman metotlarının sık sık sorgulanması 4. Ve basında çıkan eleştirilere kulübün sessiz kalması 5. Bu yüzden Ersun Yanal'ın ipleri kopardığını iddia etmiş Milliyet gazetesi. Çok güzel bir haber değil. Yani çok uğraşılmış bir haber değil. Masa başında yapılmış bir haber. Kafa yorarak yapılmış bir haber. Dolayısıyla bu maddelere baktığın zaman Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. Hı hı. Basında eleştiri olacak. Her eleştiriye yönetim cevap veremez. Ersun Yanal'a çok ağır eleştiriler yoktu basında. Üst üste 4-5 maç puan kayıplarının yaşandığı dönemde oldu. Onda da her takımda olur. Hı hı. Ve onda da yönetim çıkıp ne diyecek? Yani takım kazanamıyor zaten. Dolayısıyla şimdi bu maddelerin işte yönetim destek vermedi basında işte böyle bir şey yok. Yani büyük takım teknik direktörü kötü sonuç aldığında, istenilen sonuçları elde edemediğinde, zirve yarışından uzaklaştığında eleştirilir ve bu eleştiriler karşısında da bunları cevaplamakla bu soruları teknik olarak da diğer unsurlarıyla da cevap vermekte teknik direktör sorumludur ve onun kontrolündedir konu. İsterse de kulübün profesyonelleriyle de o iletişimi de yönetme hakkını da haizdir. Ersun Yanal'ın ağzını, kolunu, elini kimse kapatmaz. Kapatmamıştır da yönetimde. Dolayısıyla Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de iyi futbol oynadığı, Fenerbahçe'nin şampiyonla oynadığı, hepimizin övdüğüyle son 5-6 hafta içindeki bireysel ve takım halindeki düşüşü ve bu düşüş sürecinde medya ile olan ilişkiler, medyanın Ersun Yanal'a olan tavrı ve yönetimin Ersun Yanal'ı yalnız bıraktığı gibi bir durum hiçbir anomali gösterecek şekilde olmamıştır. Medyada olması gerektiği kadar Ersun Yanal eleştirilmiştir. Ve cevap verilmesi gerektiği kadar da cevap verilmiştir. Ersun Yanal kendi iletişimini yapma konusunda eksik kalmıştır. Yani her sefer mikrofona gelip Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyip bu genel ifadelerle sahanın içindeki sorunları, bireysel ve takım halindeki düşüşü teknik anlamda izah etme eksikliği varsa bu yönetimden değil Ersun Yanal'dan kaynaklanmıştır. Şimdi doğruya doğru ben Ersun Yanal adam gibi geldi, adam gibi gitti derken sadece Ersun Yanal kusurlu değil, sadece Ersun Yanal'ı kusurlu görmeyin. Yönetimin de birçok kusuru var. Transferler vesaire şu bu diye konuşurken yönetim ve teknik direktör dışında da faktörler ciddi şekilde var. Bunlar da elbette yadsınamaz diye başka birçok şeye de işaret edip bunların bütününü hepsi diye değerlendirirken Fenerbahçe'nin bu durumunu geçtiğimiz günlerdeki yorumları kısa geçiyorum. Bunlar da hakkını teslim ediyoruz Ersun Yanal ama böyle bir haber, böyle bir yaklaşım bu tamamen oturup Ersun Yanal gittikten sonra ya bir haber yapalım. Ersun Yanal neden gitti? Ersun Yanal yanlısı nasıl yazarız diye masa başında fikir jimnastiği yapılarak haber üretilmiş. Yani senin okuduğun haber bu. Peki. Şimdi burada hak vereceğim tarafı bu şeye transferler konusunda Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda Ersun Yanal'ın patronajında bir transfer politikası olmadı Fenerbahçe'de. Yani Ersun Yanal takımın dizayn edilişinde yalnız bırakıldı. Eğer illa nerede yalnız bırakıldı Ersun Yanal diye bir arayış içindeysek takımın dizayn edilişinde kadro mühendisliği noktasında patron Ersun Yanal değildi. Ama Ersun Yanal bu takımı yönetti. Fakat takımı okurmadı. Burada yapılan birçok transferin Ersun Yanal istediği oyunculardan olmadığı, yönetimin inisiyatifi kullanarak biz sana bunu aldık, biz sana bunu aldık, biz sana bunu aldık, bunları oynat dediğini
değerlendirebiliriz. Eğer illa bir genel değerlendirme yapacaksak. Ama bunun dışında yönetim yalnız bıraktı, yönetim suçladı. Ben Ali Koç yönetiminin medya önünde, yani Ahmet Ağaoğlu'nun Ünal Karaman'a yaptığının onda birini Ali Koç yapmadı. Hep ne oldu? Dedikodu olarak geldi. Yani içeride bir takım aralarında bir soğukluk, bir iletişim bozukluğu falan içeriye dönük oldu. Yani dışarıya dönük, kulübün dışına dönük, medyaya dönük olmadı. O içerideki iletişimi yönetmek de tabii yönetim ve Ersun Yalın, Volkan Ballı ile beraber kendi aralarındaki problemleri. Ha, kendi aralarındaki problemlerinden dolayı aralarında soğukluk var mıydı? Ali Koç ve Ersun Yalın arasında evet soğukluk vardı. Bir memnuniyetsizlik yönetimde vardı. Ersun Yanal'da da bir memnuniyetsizlik vardı yönetime karşı. Ama bunu dışarıya çok yansıtmadılar. Ve içeride halletmeleri gerekirdi. Halledemedikleri ölçüde de şimdi Ersun Yanal gitti diye Ersun Yanal arkasından bu tip haberler yapmak çok sağlıklı değil. Peki ben şöyle bir soru sorayım. Şimdi yani yönetim yanlısı da biri çıkıp bir gazeteci çıkıp 5 madde böyle, tamam mı? Yönetimin lehine Ersun Yalın ne kadar yanlışlar olduğunu yazabilir. O da ki masa başı haber olur. O da çok %100 doğru olmaz. Onun da içinde doğruluk payları olur. Bu tip haberler işte bu görevden ayrılmış. Şimdi yeni gelecek teknik direktörle ilgili, onun formülleriyle ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. Tam bir karar yönetim veremiyor. Yani Tayfun Korkut orada hazır bekliyor. Elinin altında Tuncay Şanlı, Volkan Demirel, Emre Berezoğlu formülü duruyor. Şenol Çorlu'nun önderliğinde burada bir kendi içeriden bir sezon sonunda, Mayıs sonunu görebiliriz. Mayıs sonunda da ya belki bir yabancı teknik direktör mü yaparız falan diye. Ya da Tayfun Korkut'u mu getirelim, hiç uğraşmayalım içeride bu yapıyla. Sonra sezon sonunda Tayfun'un performansına göre bakalım, ya Schmidt'i getirelim Almanya'dan yahut da Tayfun'la mı devam ederiz, ona da o zaman karar veririz falan gibi tartışmalar var. Bunlardan bir haber çıkmıyor daha fazla. Çünkü bu kadar dedikodu hepsi, tamam mı? Biz yazdık Tayfun Korkut'la zaten anlaşıldığını, fakat yönetim karar veremiyor. Getirsek mi getirmesek mi? Tayfun cepte. Şimdi bu tip haberlerin dışında yeni haber yok Fenerbahçe'de. Son derece ketum ve şu anda karar vermeye çalışan bir yönetim var. Gelen bir Denizli maçı var. Takımı da Emre Berezoğlu çalıştırıyor. Şimdi bunun dışında Fenerbahçe'de ne haber yapabilirsin? Gazeteci oturuyor, bakıyor. Sayfa var önünde kocaman. Doldurması lazım. Ersun Yanal gitti. Niye gitti? Hadi yazalım madde madde. Bundan gitti. Ya bu budur. Anlatabiliyor muyum? Bunun başka bir izahı yok. Peki Ersun Yanal açısından sorayım. Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Daha sonra iki kez Trabzonspor'da çalıştı. Fenerbahçe'ye döndü. Fenerbahçe'deki dönemi de bitti. Bundan sonra mesela Ersun Yanal açısından Fenerbahçe defteri tamamen kapanmış mıdır? büyük takım defteri kapanmış mıdır? Vallahi onu demek Ersun mümkün Yanal'ın değil. Da 2014, yani 6 sene oldu. Çok bir başarısı yok. Hatta başarısı yok. 6 sezonda az değil bir teknik adam için. Yani şimdi bir daha gündeme gelir mi yani büyük takım için? Gelir ama hemen gelmez. Önce başka takımlar girmesi lazım Ersun'un kariyerine. Hı. Yani Ersun oturup birdenbire Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan teklif gelmez. Artık gelmez. Yani. Abdullah Avcı için de aynı mı? Onun için de bence benzer bir durum var. Yani şimdi buralarda büyük takımlara gelip başarısız damgası yiyerek bir şekilde yolların ayrıldığı noktadan itibaren teknik direktörün o kariyer kaybını, prestij kaybını, karizma kaybını telafi edebileceği bir alt kategori takımlar ya da yurt dışı. Yurt dışı pek düşünmüyorlar Barış abi. O zaman inecekler baş altı takımlara. Oralarda bir görev kovalayacaklar. O görevlerde tekrar ciddi başarılar elde ettiklerinde yeniden dört büyüklerin gündemine mutlaka girerler elbette ki. Mesela yabancı hocaya takımlar genel olarak gitmemeye başladı. Çok az yabancı hoca geliyor artık Türk futboluna. Dolayısıyla senin söylediğin formülde başarılı olacak bir teknik adamın yolu tekrar açılıyor. İşte elbette ki açılıyor. Yani yaşları genç. Okan Buruk hani başarılı oldu gittiği takımlarda. Hemen gündeme geldi. Gelir. Onun dışında yani, şu an Erol Bulut konuşuluyor. Sergen Yalçın başarılı tabii olduğu için Beşiktaş'ın başına geldi. Niye geçiyor bunların ismi? Tamer Tunalar, şunlar bunlar. Niye geçiyor bunların ismi? Şimdi dediğin gibi ağırlıklı artık Türk teknik adamla çalışıldığı için kulüplerde. Şimdi burada tabii burada bir başarısızlık söz konusu. Başarısızlık Abdullah Avcı için de Ersun Yalı için de geçerli bu durum. Bu noktada tabii hemen bir daha Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan, Fenerbahçe'den teklif bunlara gelmesi çok anlamlı değil. Gidecekler. Biraz başaltı takımlardan tekrardan bir dinlenecekler. Ondan sonra başlayacaklar bir yerden. Bir teklifi kabul edecekler. Orada büyük başarı yakalayacaklar. Ve yeniden tabii ki gündeme niye gelmesine gel. Hepsinin yaşları genç. Hepsinin potansiyelleri var. Dolayısıyla
Böyle bakmak lazım olaylara. Evet, Milliyet'te bir başka haber yine Fenerbahçe ile alakalı olarak. Manşet şu: Fenerbahçe'ye Alman ekolü demiş Milliyet. Yönetim teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası yeni sezon ile ilgili yol haritasını belirledi. Takım içerisinde Alman kökenli ve Almanca konuşan çok sayıda futbolcu bulunduğu için Alman ekolü şu anda öncelik kazanıyor. Böyle bir adımla gelecek sezonların temellerinin atılması planlanıyor denmiş. Başkan Ali Koç'un 6-7 yıldır Avrupa'daki futbol projelerini sürekli incelerken Roger Schmidt ve Niko Kovac gibi hem yaş olarak genç hem de proje bazlı çalışan teknik direktörleri takip ettiği biliniyor ve Sarı Lacivertlilerin bu düşünceyle ilk olarak tecrübeli çalıştırıcı Schmidt'in kapısını çaldığı ancak Alman hocanın Türkiye'de çalışmak istemiyorum diyerek yapılan teklifi geri çevirdiği bildirildi. Şimdi bu bir tarafa Alman ekolü düşünülmesi. Şöyle bir sorun var. Mesela teknik adam seçmek için Fenerbahçe'nin yeteri kadar zamanı var diye düşünüyorum ben. Evet. Acele etmesine gerek var mı bu anlamda? Şöyle, şimdi Mayıs ayı bitecek. O süre içerisinde birçok teknik adamın sözleşmesi bitecek. Bununla beraber işler kötü gittiği için birçok teknik adam da boşa çıkacak. Hı-hı. Hani şu aşamada opsiyonlar daha kısıtlıyken Fenerbahçe teknik direktörümüz yok, hemen birini getirelim diye. Zaten o yüzden zannediyorum Mayıs sonuna kadar ayrı çözüm, Haziran Temmuz'da farklı çözüm için. Sanki doğru olan da o gibi. Yani öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Yani şu anda apar topar. Bir de hani kulübün ekonomisi de yani kalkıp yeni gelecek teknik adama onun kontratı, onun yardımcının kontratı artı bütçe taahhüdü. Nasıl bir takım kurulacak? Kaç para harcanacak? Bunlarla ilgili teknik adamlar şey istiyorlar. Bütçe istiyorlar. Transfer bütçesi istiyorlar. Kafalarındaki futbolu oynatacak. Hedefe götürecek. Kadroları yapacak. Elindeki mevcut kadroda 5-6 oyuncu minimum. İlk 11 seviyesinde belki 10-12 oyuncu da toplam 26-27-28 kişilik kadrodan çıkartmak isteyeceklerdir. Ve onların yerlerine oyuncu almak isteyeceklerdir. Dolayısıyla bunlar için de bütçe gerekecektir. Ve bu bütçenin pazarlığı da teknik direktörün maaşı artı antrenörlerin maaşı ile beraber masaya getiriliyor. Bunların da Fenerbahçe şu anda konuşmaya çok hazır değil. Bunları da tartışmaya çok hazır değil. Fenerbahçe bir yandan ekonomisini toparlamaya, düzeltmeye, yani nedir, bir sponsorluk anlaşması yapmaya, stadın isim hakkını, takımın önüne bir isim koyma, sponsor ismi koyma, bankalarla borç yapılandırması, o bu kriterler, UEFA kriteri ayrı, federasyon kriterleri ayrı. Bütün bunları bir yandan da onların temasları, onların gayretleri var Fenerbahçe yönetiminde. Şimdi bir de o yüzden kalkıp bu belirsizliklerin içerisinde bahsettiğim kontrat ve transfer bütçesi meselelerini daha Mart ayından, Nisan ayından yabancı bir teknik adamla oturup konuşmak mantıklı gözükmüyor. Dolayısıyla Mayıs Haziran'ı bulabilecekleri ekonomik bir formül. Kesinlikle içeriden veya Tayfun Korkut formülü gibi Türk genç bir teknik adam. Onlarla ne yapıldığını bir görmek. Ondan sonra belki de bakacaksın öyle bir başarılı olacak ki Tayfun Korkut veya Emre Belözoğlu, Şenol Çorlu, Tuncay Şanlı, Volkan Demirel konsorsiyumu, bakacaksın ki öyle bir başı olacak, hiç kimsenin beklemediği gibi bir kaleş havası takımda bir şey. Ben bu takıma 3-4 takviyeyle, bu ekonomik fobi, ekonomik takviyelerle. Ama orada bir risk yok mu Barış abi? Ya yani Mayıs Haziran'da konuşmak hani lazım onu. Bir teknik adam sonrası kim gelirse gelsin takımlarda belli bir canlanma oluyor. Hayır, onu ben ne diyorum, bir maç iki maç demiyorum yani. Mayıs ayına kadar. İşte 10 maç var ama zaten. 10 maç az değil. Ya şimdi 10 maç, geleceği belirler mi? Belirler. Yani şöyle belirler. 2 maç belirlemez ama sen 10 maçta belli bir futbol kalitesini, belli bir şey yakalarsan, ben bu olacak demiyorum, bu zor bir şey. Ama oldu ki sen diyelim ki 10 maç oynuyorsun, 8 maç 2 beraberlik yaptın. 8 galibiyet 2 beraberlik yaptın diyelim ki. Kolay değil bu işler ama bunlar yok sayılabilecek ihtimaller de değil. O zaman birdenbire sen boşa çıkacak, senin söylediğin gibi Haziran Temmuz'da o fırsat olabilecek önemli kariyeri olan teknik adamlar, yerli veya yabancı. Bunlarla ilgili bir takım tasarruflardan bir anda ya hiç aklımızda yoktu bunların bu kadar başarılı olacağını deyip Chelsea'deki bir Frank Lampard gibi bir anda ya da Manchester United'daki Sol Kayar gibi sen de bir anda öyle bir formüle dönüp hayata devam edebilirsin. Yani bugün Sivas Spor'da Rıza Çalınbay, Alanya Spor'da Erol Bulut, bugün bunlar kötü futbol mu oynuyorlar? Bak işte Antalya'yı dün yendi. Finale çok yaklaştı. Alanya Spor, öbür tarafta Sivas, Başakşehir, Okan Buruk falan, bunlar zirve takımları oldular değil mi? Şu anda büyüklerle bir yarışır hale geldiler. Yani Hüseyin Cimşir, Ünal Karaman'ın yerine geldiğinde
Dedik ki yani Ünal Karaman bu takımı buraya getirdi. Ünal Karaman'a çok yanlış yaptı yönetim dedik. Mesela kendi baktığımız tarafsız bir gözle baktığımız tarafta. Ünal Karaman gitti ama Hüseyin Cimşir onun gelip onun o takımını alıp üzerinde çok anormal şeyler yapmadan egosantrik şeylerle değil takımın gidişatına uygun uyumlu bir şekilde liderlik yapıyor Hüseyin Cimşir ve hiç de fena gitmiyor Trabzonspor Hüseyin Cimşir'in teknik direktöründe hiç de sırıtmadan yapabildi. Birdenbire Hüseyin Cimşir'in oraya gelmesi riskli bir karardı ama altından kalktı. En azından şimdilik öyle gözüküyor. Şimdi dolayısıyla artık buralara geldiysek artık bundan sonra efendim Van Halmiş yok oymuş yok buymuş gene artık büyük isimlerle göz boyayacak gene teknik adam göz boyayacak futbolcu o paralar da yok zaten o bütçeler de yok zaten. Dolayısıyla artık böyle formüllere dönmek lazım yani Fenerbahçe'de kendi Hüseyin Cimşir'ini belki de bulmalı. O zaman bu formüle dönüş ekonomik sebeplerden dolayı mı? Öncelikle bu temel motivasyon bu oluyor elbette. Terbiye ediyor parasızlık insanları. Fakirlik insanları terbiye ediyor. Kulüpleri de böyle. Toplumları, milletleri de böyle. Aileleri de böyle. Terbiye eder yani. Para şımartıyorsa fakirlik de terbiye eder. Ya oluyormuş az parayla da geçiniliyormuş veyahut da paranın ne kadar değerli olduğu öğreniliyormuş demek ki dersin yokluk zamanında. Paranın kıymeti varlıkta anlaşılmaz. Paranın kıymeti yoklukta anlaşılır. Şimdi dolayısıyla paranın neler yapabildiğini o gücü onu öğrendikten sonra gelen para da çok kıymetli olur gerçekten. O zaman paranın değerini bildiğin için. %100 öyle şimdi ama. Şimdi bu evrimi de bu süreci de kulüplerimiz geçiriyorlar diye düşünüyorum. Peki Ali Koç üst üste iki başarısız sezonun ardından öyle bir riski alır mı? Bilmiyoruz. O da bence bilmiyor. Almaz. Hayır bak bilmiyoruz bunun cevabını. Ali Koç da bilmiyor bunun cevabını. Hangi riski ne kadar alabileceğini, hangi riski almanın maliyetinin ekonomik ya da sportif ve manevi ne olduğunu şu anda o da onu tartıyor. Ne yapabilirim diyor. Başarılı olmak zorundayım ama diyor başarılı olacağım diye çarçur edecek param da yok. Kaybedecek zamanım da yok. Dolayısıyla bir karar vereceğim. En ekonomik kararı ama en mantıklı kararı kulübün dengeleri, Ali Koç'un pozisyonu ekonomik yapısı, mali şey manevi yapısı, 5 sezondur şampiyon olmayan Fenerbahçe. Yani bu senin sorunun şu anda bir cevabı yok kimsenin verebileceği. Ali Koç başta olmak üzere, taraftarlar dahil olmak üzere, sen ben dahil olmak üzere bu sorular sorulması gereken sorular, doğru sorular ama bir doğrusu yok çünkü bir sürü parametre var ve bu parametrelerin içinden optimize edecek bir cevap çıkarman lazım. Yani Fenerbahçe bugün tamamen her şeyi yok sayıp ekonomiye gidemez. 5 sezonun şampiyon olmadığı için bir beklenti var. Fenerbahçe'nin sürdürülebilir ekonomi olması için bir yandan da ateş atman, kömür atman lazım ateşe. Yani bir anda küçültemezsin Fenerbahçe ekonomisini. Bu mümkün değil. Zaten borç ve borcun faizi müsaade etmiyor bunu yapmana. Yani sen ben küçülteceğim, hedef küçülteceğim. 5 sezon şampiyon olmayalım diyor mesela taraftar. Bunu manevi açıdan söylüyor. Yani biz katlanırız demek için söylüyor. 5 sezon şampiyon olmamanın sen ekonomik maliyetini düşünebiliyor musun Fenerbahçe takımına? Borç faiz olmasa, borç ve borcun faizi olmasa olur. Ama borç ve borcun faizi olurken onu ödemen için senin bir ekonomi yaratman lazım. Küçülen ekonomi o borcu ve borcun faizini ödemedikten sonra gene batıyorsun. Yani ekonomiyi küçülterek de batabilirsin. Sen ekonomiyi borç ve borcun faizini döndürebilecek şekilde asgari büyütmen lazım. Yani bizim borcumuz ve borcumuz faizini döndürebilmemiz için %5 mi büyümemiz gerekiyor? Asgari %5 büyümek zorundayız Türkiye Cumhuriyeti olarak. Fenerbahçe de öyle. Peki nasıl büyüyeceksin? İki türlü büyürür. Bir, üretimle, kendi yarattığın ekonomiyle büyürsün. Üretimle. İki, borçla büyürsün. Şimdi kendi ekonomin olmadığına göre, kendi yarattığın bir ekonomin olmadığına göre nasıl bir ekonomi yaratacaksın? Altyapıdan gelip satabileceğin oyuncu var mı? Yok. Vedat Muriç'i satabilirsin. Bir o kendi ürettiğin ekonomi o olur. Vedat Muriç'i satmak. Sen Elif Elmas'la zaten piyangoyu kullandın. Yani piyango biletini paraya çevirdin zaten sen. O da gitti. Başka Elif Elmas var mı elinde? Yok. Başka bir kulübün var mı? Yok. Hepsi aynı durumda. Bir iki tane belki futbol. Vedat Muriç'i satarız diyorduk. Bu futboluyla Vedat Muriç de 40-50 milyon eurodan düştü 8 milyon 7 milyon euroya. Şu böyle devam ederse sezonu böyle kapatırsa yani onu da piyasada şey düştü. Dolayısıyla sen elindekini satarak veyahut da altyapıdan yetiştirip birdenbire ortaya çıkartıp satacak böyle bir şu anda en azından o ekonominin olmadı. Üretim ekonomisine daha dönmedi hiçbir kulüp. O zaman borçla büyüyeceksin. Borç alamıyorsun. Borçta da büyüyemezsin. Peki sen nasıl büyüyeceksin? Büyüyemeyeceksin, küçüleceksin. Peki küçülürsen borcu nasıl ödeyeceksin? Bak kim küçülebilir biliyor musun? Borcu olmayan. Küçülmek de bir lükstür. Biz küçüleceğiz. Küçülelim. Çok güzel küçülelim. Sonra büyürüz. Sağlıklı bir şey küçülür. Ama küçülmek de bir lüks. Küçülme lüksü var mı Türkiye Cumhuriyeti'nin? Yok.
Bırak küçülme lüksünü. Diyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti için %3 büyüyecek diyorlar. %2,5 büyüyecek diyorlar. Kıyamet kopuyor. %2,5 büyürse ne oluyor biliyor musun Türkiye Cumhuriyeti? Bak %2,5 büyümeden bahsediyoruz. Küçülme değil. 3 milyon işsiz 4 milyona çıkıyor. Mümkün değil. Yani sen bak Türkiye %3 büyüyor. 3 milyon işsiz 4 milyon oluyor. Bir sonraki sene Türkiye %3 büyüyor. 4 milyon işsiz 5 milyon oluyor. Artıyor işsiz sayısı. Dolayısıyla düşük büyüme küçülme sayılıyor. Borçlu ülkelerde. Ama bu kamu borcu ama özel sektör borcu. Fazla karıştırmayalım. Değişiyor. Efendim Türkiye'nin kamu borcu yok dediler. 1,5 sene bunu anlattılar bize. Rezil bir 2017 ve 2018 geçirdik. 2019'da çok kötü geçti. 2018-2019. Düzeltiyorum. Çok kötü geçirdik. Herkes biliyor ne olduğunu. 2018-2019'da. Çok kötüydü ekonomi. Efendim dediler ki ya kamunun borcu yok. Türk ekonomisi sağlam. Sağlandı niye böyle geçti 2019? Özel sektörün borcu vardı. Peki özel sektörün borcu şimdi varlık fonuyla ne oldu? Kamu borcu oluyor mu olmuyor mu? Devlet bankalarına dayadık mı dayamadık mı işi? Ne oluyor? Bir noktadan sonra özel sektör borcu kamu borcu olmaya dönüyor. Kaçınılmaz. Yine devlete patlıyor iş. Şimdi dolayısıyla yani iktisadi faaliyetler atomu parçalamak gibi bir konu değil. Bütçe meselesi. Kulüplerin durumuyla ülkenin durumu arasında hiçbir fark yok. Ülkenin de döndürmek zorunda olduğu bir borç var ve bir bütçe açığı var. Dış ticaret dengesinde açığı var, cari açığı var. Bu cari açığın finanse edilmesi lazım. Borcun döndürülmesi için dış finansmana ihtiyaç var. Ama bu kamu ama bu özel sektör fark etmiyor. Ülkenin ihtiyacı var. Bu da senin büyüme zorunluluğu gerektiriyor. Mesela Mert'e de anlatamadığımız konu buydu bizim. Bu yabancı transferler konusunda. Borcu olmasa kulüplerin küçülelim, gençlere dönelim, kendi oyuncularımıza dönelim tamam. Yani başarı da gelmezse de zaten ona göre harcayacağız. Giderimiz, sen giderini kontrol edemiyorsun ki. Giderini kontrol edemiyorsun çünkü senin kontrol edemediğin bir gider kalemi var orada. Finansman gideri. Borç ve borç artı ana para ödemeleri. Bunu kontrol edemiyorsun, bunu küçültemiyorsun. Ben tasarruf ediyorum deyip yemeyebilirsin sokakta yemek. Ali Erim olarak. Ali Erim tasarruf ediyor. Sinemaya gitmiyor. Tiyatroya gitmiyor. Maça gitmiyor. Dışarıda yemek yemiyor. Dışarıda kahve içmiyor. Hep evde. Alışverişi de en ucuz yerden yapıyor. Alışveriş şeylerini dolaşıyor. Evde yemeğini yapıyor. Ne yapıyor Ali Erim? Masrafı iyice azalttı. Ali Erim küçüldü. Ali Erim çok tasarruf yapıyor. Diyor ki zor zamanlar diyor. Bir maaş alıyoruz zaten diyor. Onun da kirası bu su elimize kalan bu diyor. Küçül 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 ne kadar küçülsün işte. Kiranı ödeyip dışarıda hiç para harcamadan sadece mutfak masrafında asgari harcayarak, asgari yiyip içerek sıfır dışarıda yaşayarak sadece televizyon seyrederek peki. Diyelim ki senin kredi kartı borcun var. Kredi kartı borcuna bir de faiz işliyor. Bir de onun asgari tutarı var. Yatırmak zorundasın. Buradan tasarruf edebilir misin? Kredi kartının asgari borcundan tasarruf edebilir misin? Hayır edemezsin. Ödemediğinde haciz gelir. Şimdi kulüplerin durumu bu. Dolayısıyla yani bir yerden başlamaları gerekiyor buralara ama bu yerden başlarken de o denge işte yani bir şekilde ben bu borcu döndürmem sürdürülebilir ekonomi ama bunu yapmak için tabii ki kalkıp bu kadar iddialı transfer de yapamayacaksın zaten yok ama öyle bir şey yapmalısın ki sana sponsor da gelmeli ki o sponsorla sen şeyi ödemelisin borçlarını ödeyebilmelisin ya en azından döndürebilmelisin şu an döndüremiyorlar. Devletin yapılanması da döndürmüyor. Onun için Ali Koç çok haklı bir şekilde söylüyor. Diyor ki yani 5 yıl kimseyi kurtaramam. 2. yıldan sonra kimse ödeyemeyecek. Ödeyemeyeceklerini bildikleri borcun altına imza atıyor kulüpler diyor. Kimse itiraz etmedi. Hayır öyle değil. Biz ödeyeceğiz demedi kimse dikkat edersen. İmza atanlar dahil. Beşiktaş imzayı attı. Hali ortada. İşte Beşiktaş imzayı attı. Hali ortada. Ne oldu? 2 senesi bile yok bir ferah refah çıktı. Bak şimdi taraftarına dönecek para toplayacak. Şimdi yani Fenerbahçe'nin yaptığını arkasından yapıyor. Fenerbahçe peki bir şey söyleyeceğim. Beşiktaşların moralini hiç bozmak istemiyorum ama Beşiktaş'ın hali ortada dedin değil mi imzayı attı da? Fener'den örnek verdik değil mi şimdi birdenbire Beşiktaş'ı? Peki ben de şimdi Beşiktaş'a Fener'e örnek vereyim mi? Fenerbahçe para topladı taraftan. Hem de çok başarılı bir para toplama kampanyası yaptı.
Beşiktaş o kadar başarılı olup olamayacağını da bilmiyoruz. Varsayalım Beşiktaş Fenerbahçe kadar başarılı da oldu diyelim ki. Tamam genelde mı? Genelde geride kalıyor Beşiktaş'ın bu tarz şeyleri. Ayrı konu. Fenerbahçe kadar başarılı olacağını zannetmiyorum ben de Beşiktaş'ın yapacağını. Kampanyası Fenerbahçe taraftarı gibi olmayacaktır. Fenerbahçe çok farklı. Beşiktaş'ta o şey yok. Camiasında taraftarında o kadar Fenerbahçe gibi para verme şeyi yok. Potansiyeli mi yok diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama yok yani geçmişte de olmadı. Ama bunu biz böyle olacağını söyleyemeyiz. Bakarsın olur. Ben olacağını varsayıyorum. Tamam. Beşiktaş'ta Fenerbahçe kadar başarılı camia olarak bir kampanya yaptığını kabul ediyorum. Şimdi soruyorum sana. Fenerbahçe'nin hali ne oldu? Hani demin örnek verdik ya Beşiktaş imza attı da Beşiktaş'ın hali ortada dedik. Peki evet. Fenerbahçe kampanya yaptı Fenerbahçe'nin hali ne oldu? Yani Beşiktaş bu kampanya yapıp parayı toplayacak da düzlüğe mi çıkacak zannediyorsun? Fenerbahçe topladı da çıktı mı? Bir de Fenerbahçe'de Ali Koç vardı 50 milyon dolar veren. Ahmet Nur Çebi 50 milyon dolar da veremez. Yani demek ki Beşiktaş kurtuluş diye ortaya koyduğu formül Fenerbahçe'nin uygulayıp başarıyla uygulayıp da kurtulamadığı formül. Bak bugün Fenerbahçe hala o parayı topladı da ne oldu diyorum sana. Hala transfer yapamıyor. Hala borç ödeyemiyor. Yani hala ekonomisini düzeltilmiş değil. Gerçekten çok büyük bir enkaz var ortada. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu tekrar toparlayalım. Aynı şeyleri söylüyoruz. Kulüplerin yarışmacı takım yapma zorunlulukları var. Başarıya koşan takım yapma zorunlulukları var. Bu büyük dört büyükler için söylüyorum. Bu çok büyük borç orada olduğu için. Küçükler daha dönebilir hale geliyor tasarruf ettiği de. Çünkü borç ve borcun faizleri onların belini bu kadar kırmıyor. Bir belediye desteği dediğin zaman, iki iş adamı dediğin zaman, bir başarı dediğin zaman, bilmem ne, iki futbolcu çıkartıp büyüklere sattığı zaman Anadolu takımları toparlanabilir. Onlar için umut hala var ama büyükler için umut yok. Onların hem yarışmacı olup, yarışmacı olurken çok para harcamadan yarışmacı olmaları lazım. Ekonomik formüllerle yarışmacı olmaları lazım. Başarı kazanmaları lazım. Sponsor getirmeleri lazım. Ve o gelen kaynaklarla hem borç ödemeye, hem altyapıya, hem de yine yarışmacı takım olmaya o gelen sınırlı parayı 3'e bölüp 3'üne optimize edecek şekilde en uygun şekilde en verimli şekilde harcayabilmeleri lazım. Evet. Bu da çok zor bir iş bunun kararını vermek. Onun için Ali Koç bugün bu kararı veremiyor. Hangi teknik direktörle nereye gidebilirim? Çok kolay bir karar değil çünkü. Sabah Spor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni saatte sizlerle beraberiz. Radyospor.com Twitter'da Ali Yerim Barış Altür adreslerinden bizlere mesajları gönderebilirsiniz. Bir dinleyicimiz mesaj atmış. Başakşehir'in demiş Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağım maçın geliri de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Evet onu da hatırlatmış olalım. Ben atladım. Doğru. Göksel Gümüştağ bunu da söyledi. Kopenhag maçının geliri Mehmetçik Vakfı'na ayrılacak. Başakşehir'i tebrik etmek gerekiyor. Barış abi az önce konuşurken sen dedin ki Chelsea'nin Lampard Manchester United'ın Solskjaer'i. Peki Fenerbahçe'de gönüllerde olan bir isim var. Kim? Alex. Alex için de Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlanıyor. Acaba Alex o isim olur mu? Alex formülü için erken mi? Ne dersin? Gündeme gelir mi? Vallahi taraftarların konuştuğunu biliyorum. Dün mesela ben berberime gittim. Abi dedi Alex gelsin dedi. Her maç 5 yiyelim gıkım çıkmaz dedi. Mesela o öyle düşünüyor. Ben dedim ki 2 kere 5 ye gıkın çıkar da doğru, ayrı konu doğru, ama. 2 kere 5 yiyince hani, konuşuruz. Alex'in, öyle olmuyor işte. Kalplerde bir yeri var Fenerbahçelilerde. Ersun Yal için de öyle diyordu çok taraftar. Yani onun için o işler öyle olmuyor. Başarı varsa iyi, tabii. Başarısızlık olursa kimsenin yani, tahammülü yok. Bu hayat böyle. Galatasaray'da Hacı. Hayat böyle. Hacı'yı da gördük i̇şte, tabii. Galatasaray'ın Alex'i değil miydi Hacı? Tabii. O kadar kolay ne oldu? Hacı'ya tribünden bozuk para attılar. Tabii. Hacı tribüne döndü, tribüne dalaştı, etti. Hacı'yı sakinleştirdiler, çıkardılar. Hacı'nın teknik direktör olarak ne durumu düştüğünü Galatasaray'da biliyorlar mı? Hatırlıyorlar mı? Galatasaraylılara sorsunlar, onlar hatırlıyorlardır. Onun için o işler öyle olmuyor. Hayat böyle bir şey. Başarısızlığı, başarısızlığın sonsuz bir kredisi yok hayatta hiçbir yerde. Hı-hı. Yani sonsuz başarısızlık sizi karınızda bırakır yani. Yok öyle bir şey. Gündeme yani. Gelir mi? Efendim? Gündeme gelir mi Alex? Gündemde zaten ama tabii Alex de Souza'da şöyle bir sıkıntı var. Alex de Souza uzakta. Alex de Souza daha yeni futbolu bıraktıktan sonra kendini geliştiriyor. Eğitimleri, lisansları vesaire. Alex de Souza istiyor zaten bu
tarafında olmayı işin. Fenerbahçe'yi de istiyor. Türkiye'de zaten yarı Türk gitti buradan. Müthiş sevgisi var taraftarın vesaire. Teknik adam olarak Alex de Souza hangi kursları nasıl bitirdi? Ne kadar hazır? Hiçbir tecrübesi yok biliyorsun değil mi? Yani hiçbir tecrübesi yok Alex de Souza. Lampard böyle futbolu bıraktı. Derby County'de bir sene menajerlik yaptı. Ondan sonra Chelsea'nin başına geçti. Yani Alex de Souza Solskjaer Molde'ye gitti. Kendi ülkesine. Orada şampiyonluklar yaşadı. Ondan sonra şartlar onu Manchester United'ın başına getirdi. Hani bu isimlerin de öyle çok da iyi tamam. geçmişleri yok. Tamam. Alex de Souza. Ama Alex de hiç yok şu an. Alex de Souza hiçbir takım çalıştırmadı. Yani Lampard Derby County'yi çalıştırmış bir sezon. Molde'de şampiyon olmuş Solskjaer. Alex de Souza sıfır takım çalıştırdı. Yani bir insanın ilk çalıştırdığı takım Fenerbahçe olabilir mi? Soru bu. Bu Alex de Souza da olsa olabilir mi? Zor. Yani olmaz. Bence. Bence o yüzden Alex de Souza için erken. Ha desen ki sen Alex de Souza'yı biz futbol direktörü, director of football, yani Türkiye'deki kullanılan tarifiyle sportif direktör olarak getireceğiz desen onu anlarım. O yönetici olarak geliyor çünkü teknik direktörün üzerine geliyor. Onu bir anlayabilirim bir derece. İdareci olarak gelecek diye. İdarecilik de olabilir. Onu bir business eğitimi almıştır. İşte neticede futbolu biliyor. Futbol şubesinin yönetilmesiyle ilgili asgari müştereklerde işin idare kısmını, iş idaresi kısmını bir kursla falan gelip geçebilir diyeceğim. Ama teknik direktör dediğin zaman teknik direktör lisansı dahil olmak üzere ve belli bir tecrübesi olması lazım. Yani oynamakla yönetmek aynı şey değil. Yani çok net olarak biz Hacı Galatasaray şeyi doğru bir örnektir yani Alex de Souza'yı konuşurken. Onun için Alex de Souza da riskli bir tercih şu anda Fenerbahçe için. Evet. Yani çünkü bak Alex de Souza geldiğinde 3 gün gazeteler çok güzel yazar. Alex de Souza çıksın Fenerbahçe 3 maç kötü gitsin. Alex de Souza'nın ne tecrübesi vardı ki tuttunuz getiriniz böyle başkan mı olur? Ali Koç'a çok yüklenirler. %100 derler. Bir de Alex formülünde taraftarların duyduğum şöyle konuşuluyor. İşte Brezilyalı olması orada Fenerbahçe ekonomisine uygun oyuncular getirebilir. Oyuncular getirme onun için dedim zaten. Onun için sportif direktör daha uygun oluyor dedim ben de. Onun için sportif direktör tanımı daha uygun olur Alex de Souza. O coğrafyadan da şey getirir David de Souza gibi bir sürü şeyler yapabilir orada yani o tip şeyleri. Çevresi de çok saygınlığı da çok yüksek. Dolayısıyla dediğin oyuncu getirme, yabancı oyuncu getirme bırakırsın tamamen Avrupa defterini kapatırsın. Yetenekli oyuncularla buradan bir onun üzerine bir Türk oyuncularla beraber bir takım kurarsın. Ondan sonra teknik direktörü de ona göre biraz getirirsin. Alex de Souza ile artık uyumsuzluk yaşamazsa, sorun yaşamazsa teknik direktör. Ondan sonra bakarsın yani nasıl gittiğini. Bunu anlayabilirim ama şu anda Alex de Souza teknik direktörlük Fenerbahçe'de ilk teknik direktörünü yapmak üzere doğru bulmuyorum. Evet devam edelim haberlerle. Gece yarısı duygusal veda demiş fanatik. Ersun Yanal Trabzonspor maçı sonrası gece geç saatlerde takımla birlikte Samandıra'ya gitti. Tecrübeli çalıştırıcı o saate kadar kendisini bekleyen çalışanlar ve oyuncularıyla duygusal bir şekilde vedalaştı demiş. Bunun dışında kaptanlar dümene geçti. Yine fanatik gazetesinden bir başka haber. Yeni teknik adam arayışları başladı. Bu süreçte takımı Denizlispor maçına eski kaptan yeni antrenör Volkan Demirel, Zeki Murat Göle, Fatih Yıldız hazırlayacak. Kaptan Emre Belezoğlu da bu ekibe yardımcı olacak demiş Fanatik Gazetesi. Fenerbahçe Denizlispor'la karşılaşacak. Yine Fenerbahçe'den bir haber Fanatik Gazetesi'nden. Serdar ve Emre'den müjdeli haber denmiş. Serdar Aziz, Adele ağrısı nedeniyle son anda Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartılmıştı. Serdar'ın Denizli karşısında oynayabileceği öğrenildi. Emre Belezoğlu da görev alacak duruma geldi demiş Fanatik Gazetesi. Tabi Ozan Kabağ'ın da sakatlığıyla beraber Serdar Aziz'in de milli takım havuzunda seçilme ihtimali yükseldi. Serdar Aziz de bakalım bundan sonra performansını ne şekilde devam ettirecek. Radyospor.com Twitter'da Ali Erim ve Barış Ertür adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Aradan sonra telefon hattımızı da açacağız. 0212 363 0434. Evet sabah sporuna devam ediyoruz. 8-14 saatlerimiz telefon hattımız açık. 0212 363 0434. Bu numarayı arayarak Radyospor'da canlı yayına bağlanabilirsiniz. İlk dinleyicimiz de telefon hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ali abi, günaydın Barış abi. Sağ olun, buyurun. Ben koyu bir Antalya Spor taraftarıyım. Ya ben artık Türkiye'de gerçekten 4 büyük takımdan sonra Anadolu takımlarının hiçbiri top oynadığını düşünmüyorum. Yani dün kahrettiler bizi ya. Böyle bir futbol oynanmaz, böyle bir rezillik olmaz. Yani kendi sahanda 10 kişi kalmış bir takıma karşı üstünlük kuramıyorsun. Ve yani
İnanın kahrolduk dün. Antalya'da izlerken maçı kahrolduk. Yani bu kadar siz dün statta mıydınız? Evet, stattaydım. Statta. Neydi sizce problem Antalya'da? Ki Antalya çünkü son haftada toparlandı. Tamer Tunay'la çıkışa geçti diyebiliriz. Çünkü son 6 maçında hiç kaybetmeden 3 galibiyet 3 beraberlik almıştı ligde. Ve kupada da yarı finale gelmişti. İşler düzeliyordu Antalya Spor için. Ki hala da kötü gidiyor diyemeyiz. Çünkü netice itibariyle bir ara küme düşme tehlikesi yaşar mı yoksa ikinci yarıda toparlanır mı denen Antalya Spor'un bugün tehlike bölgesinden 2 galibiyet kadar uzaklaştığını biraz bir nebze de olsa rahatladığını söyleyebiliriz son haftalık performansıyla. Peki tam düzeliyor işler derken ki çok iyi bir Fenerbahçe maçı da oynadı hafta sonunda. Ne oldu sizce Alanya karşısında? Yani Barış abi dün aşırı derece pasif bir futbol oynandı. Yani hiçbir üretkenlik yoktu. Yani ama şunu da unutmayalım. Hani şimdi dün sahaya çıkan 11'de iyi oyuncular vardı Antalya'da. Ama sabah ben baktım hani iyi oyuncular var dedim ama sonra kontrol ettim Fenerbahçe maçıyla 7 oyuncu değiştirmiş. Yani aslında bu da biraz kupaya bakışı göstermiyor mu? Alanya Spor'da 2 rotasyon var son karşılaşmaya göre. Antalya Spor'da 7. Şimdi Alanya Spor Erol Bulut dönemindeki geçen sene Sergen Yalçın'la beraber de ligin organize tehlikeli takımlarından bir tanesi. Antalya Spor'sa daha hani hangi oyuncu oynuyor, nerede oynuyor daha Antalyalılar bile onu zor yeni anlıyorlar. Dolayısıyla hani bir tarafta organize bir takım varken ne yaptığını bilen, diğer tarafta yeni oluşan bir Antalya Spor var. Dolayısıyla hani bir de kupa mücadelesi böyle rotasyonda bence biraz eleştiriniz sert. Yani ben şunu söyleyeceğim sadece Barış abi. Barış abi sadece şunu söyleyeceğim. Bunu çok merak ettiğim için söylüyorum. Elinizde Podolski gibi bir futbolcunuz var ve yarı final maçı oynuyorsunuz. Evet. Yani nasıl böyle Ali abi son bölümde girdi oyuna. Evet, son dakika 70'te girdi. 70'te falan girdi. Yani şimdi elinizde böyle bir futbolcu varken ve yarı final oynarken Ali abinin dediğine katılıyorum. 6 tane eksik futbolcuyla ne akıl ve ne mantık. Zaten elinde bir Türkiye kupası kalmış. Bir şey söyleyeceğim. Yani hangi akıl hangi mantık söyleyeyim. Ya siz tatmin olursunuz veya olmazsınız. Tabii herkesi memnun etmek doğru değil, mümkün değil. Şimdi Antalya Spor'un Ali'nin söylediği gibi yani son zamanda yaptığı transferlerle, teknik direktör değişikliğiyle oturmuş bir kadrosu yok. Oturtmaya çalışıyor düzeni ve bir yandan da iki kulvarda mücadele ediyor. Birçok takım tek kulvarda mücadele ederken. Şimdi yarı finale kadar gelmiş, doğru söylüyorsunuz, evinde oynuyor ama sonuçta finale çıkarsa Trabzonspor veya Fenerbahçe ile oynayacak. Yani kupa kazanmak çok kolay da değil ve evet. Antalya Spor'un önceliği sizce Türkiye Kupası mı yoksa ligde kalmak mı? Bir kere öncelik tabii ki ligde kalmak önemli tabii olan ki. Sportif olarak da ekonomik olarak da. Dolayısıyla tabii. Şimdi Antalya Spor tehlike bölgesinden daha yeni yeni kurtulurken daha böyle hani kurtulmuş, işleri yerli yerine oturtmuş. Dolayısıyla çarşamba pazar oynamayı da yapabilecek bir şeyde bir takım. Podolski yeni gelmiş. Podolski'nin maç antrenman şeyi var, sorunu var vesaire. Takım adaptasyon sorunu var. Dolayısıyla siz ideal 11'inizde şimdi buraya çıkarsanız Fenerbahçe maçı oynamışsınız. Takım yorgun. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Arkasından hafta sonu ne yapacaksınız? Gençler Birliği ile oynayacaksınız deplasmanda. Gençler Birliği doğrudan sizin rakibiniz. Direkt rakibiniz ve aynı kalibredesiniz Gençler Birliği ile. Kıran kırana bir maç oynayacaksınız ve Ankara'ya deplasmana gideceksiniz. Şimdi dolayısıyla burada bir frene basıp Antalya Spor'un 5-6 rotasyonla bu takım da Alanya ile kafa kafaya oynar. Bir de bunun Alanya'da revanşı var. Dolayısıyla ben şimdi Gençler Birliği maçı öncesinde bütün gücümü buraya verip Gençler Birliği'nde alabileceğim bir Ankara'da alabileceğim bir mağlubiyetle tekrardan tehlike bölgesinde korkulu rüya görmeyeyim. Benim önceliğim lig, önceliğim ligde kalmak, sonra kupa. Zaten kupada da finale çıksam bile ya Trabzon ya Fenerbahçe işim yine zor. Evet. İstanbul'da final vesaire anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunları düşünmesi çok yanlış değil. En azından bu kadar eleştiriyi hak etmiyor. Tabii son dakika yenen gol, son bölümde 10 kişi kalan rakibe karşı. Tabii bunlar üzüyor, haklısınız ama biraz anlayışlı da olmaz lazım. Çünkü Antalya Spor bugün verdiği mücadele başka bir mücadele yani. Kupa mücadelesinden öte verdiği mücadele şu anda asıl ligde kalmak. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın. Evet, dün bu arada karşılaşma sonrasında kötü bir olay yaşandı. Onu da dile getirmek gerekiyor. Alanya Spor Antalya Stadyumundan ayrılıyor ve Alanya Spor'un otobüsüne Dumlupınar Bulvarı'nda bir taş atılıyor. Taş da takım otobüsünün ön camını kırıyor. Onu da söyleyelim ve
yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı'nın boynuna isabet etmiş. Parçalanan cam parçaları da kaleci antrenörü Murat Erdeğer'i boynundan yaralamış. Bunu da söylemiş olalım. Efecan'ın da maç sonrasında bu durumla alakalı olarak bir sosyal medya paylaşımı olmuş. Camı patlattılar. Harika bir ev sahipliği demiş Efecan. Bu şekilde bir tepki göstermiş dünkü karşılaşma sonrasında. Barış abi, bir mesaj geldi dinleyicimizden. O da bana başka bir durumu hatırlattı, Kemal. Bir de mesela İsmail Kartal formülü üzerinde konuşuluyor. Şimdi İsmail Kartal Fenerbahçe camiasından bir teknik adam. Geç. Hani 10 maç gelebilir. 1,5 yıllık anlaşma istemez. Geç. Niye? Yani İsmail Kartal, Aziz Yıldırım getirdi İsmail Kartal'ı. Ne şekilde getirdi, niye getirdi biliyoruz. Sonucunu biliyoruz. Şimdi Ali Koç dönüp, şimdi Ali Koç'a bak. Ali Koç şunu düşünüyor. Herkes Ali Koç'tan ne bekliyor? Farklı bir şey bekliyor. Yani geldin Aziz Yıldırım'dan farklı. Aziz Yıldırım'dan sonra Fenerbahçe sportif olarak da ekonomik olarak da farklı bir zihniyetle, farklı bir vizyonla, farklı bir noktaya taşı diye getirdiler Ali Koç. Ama bu bir geçiş dönemi değil mi? Şimdi geçiş dönemi falan değil. Şimdi İsmail Kartal, Aziz Yıldırım da İsmail Kartal'ı getiriyordu. Sen 4 teknik direktör, 3 teknik direktör eskidip 4.'yü de Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı o çünkü. Öyle mi? Aziz Yıldırım döneminde geldiği için mi diyorsun? Aziz Yıldırım'ın adamı. O yüzden. Yani İsmail Kartal, Aziz Yıldırım olmasa Fenerbahçe teknik direktör olamazdı. Aziz Yıldırım olduğu için başkan İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocası oldu. Şimdi dolayısıyla sen dönüp 3 teknik direktör değiştirip 1,5 yıl sonra İsmail Kartal'ı teknik direktör yaptın diye kulübeye koyarsan, o zaman ne der taraftar biliyor musun? O zaman sen git, orijinalin gelsin derler. Aziz Yıldırım geri gelsin derler. Madem bu zihniyet gelecek, o zaman biz niye taklidiyle uğraşalım? Esası orijinali dururken kenarda. Olmaz o. Evet, bir haber. Ali Koç'un takımı sadece yaş olarak değil, vizyon olarak da, zihniyet olarak da gençleştirmesi, dinamikleştirmesi lazım. Ben İsmail Kartal'ın şey bağlantısını düşünmemiştim, doğru. Aziz Yıldırım bağlantısını evet. Düşünmedim, aklıma gelmedi o. Dün benim aklıma yattı bir ara formül. Yok canım, gözünü seveyim. Aziz Yıldırım bağlantısı ne alakası var ya, olacak iş mi? Bir haber Cenk Tosun'la alakalı olarak şimdi geçildi, bilmiyorum. İngiliz basınına baktım, ilk anda göremedim ama Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi diyor. Bak bir şey, pardon özür diliyorum. Estağfurullah. Cenk Tosun falan. Dönelim oraya da. O zaman Ajan Spor'un yaptığı haberde de bütün medyada şey oldu, Tayfun Korkut konuşuldu. Tayfun Korkut'la her konuda anlaşıldı. Hiçbir problem yok ama Tayfun Korkut'u getirelim mi getirmeyelim mi diye yönetim karar vermeye çalışıyor. Tayfun Korkut da haber bekliyor. O zaman İsmail Kartal'ı getirene kadar 50 kere Tayfun Korkut'u getirirsin. Yeni isim. Yeni şans. Niye yani Tayfun Korkut'un olmasında İsmail Kartal? İsmail Kartal zaten denenmiş ve Fenerbahçe'de iz bırakamamış, bir o çıkışı yapamamış bir teknik adam. Yani o zaman Tayfun Korkut var yani, hala hazırda zaten yani. Niye Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ını getiriyorsun, anladın mı? Çok saçma. Evet, dinleyicimize döneceğiz ama şu haberi verelim. Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi diye. Crystal Palace'ın biliyorsunuz kiralık oyuncusuydu Cenk Tosun. Hatta Palace'ın Cenk'i almak için opsiyonu da vardı ama bu sakatlık sonrası Palace'ın sözleşmeyi feshettiği ve Everton'a geri gönderdiği haberleri var. Cenk Tosun şehre gitti. Sakatlığıyla ilgili tetikler yapılacak. Durum daha netleşecek ama böyle de bir haber çıktı. Bakalım diğer kanallarda da yer alacak mı diyelim ve dinleyicimize dönelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı sabahlar Ali Bey. Sağ olun. Ali Coşkun, Osmaniye. 45 yaşındayım. Özel bir şirkette tır şoförüyüm. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ben sizin yayınlarınızı dinleyemiyorum. Hatay'da, İskenderun'da radyo çekmiyor şu anda. Evet. Onu belirteyim diye aradım. Ben Galatasaray taraftarıyım. Biz internet orada tabii, Hatay, İskenderun, radyospor.com veya Radyospor aplikasyonundan internetten dinleyebilirsiniz. Daha önce yayınınız vardı. Evet. 14 il şu anda yayında. Tamam Barış Bey. Tamam. Peki Galatasaray'la ilgili bir şey diyordunuz. Ben Galatasaray taraftarıyım. Sadece bunları belirtmek için aradım sizi. Bir de sesinizi duyayım diye. Peki. Radyodan dinliyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Hatay'a, İskenderun'a çok selamlar gönderiyoruz. Orası biraz karışık bu ara. İyi mi her şey? Yolunda mı sizin olduğunuz yerde?
Bir problem yok Barış Bey. Ben şu an Ankara'dayım. Ha, Ankara'dasınız. Anladım. Ha, evet, Ankara'dasınız. Dinliyorum sizi radyodan. Peki, peki. Teşekkür ediyoruz o zaman. Görüşmek üzere. Sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. İyi yolculuklar tekrar Hatay'a. Evet, şimdi araya kadar Hürriyet'te bir haber gördüm. Onu sizlerle paylaşayım. Sergen Yalçın'la alakalı Mehmet Aslan imzalı bir haber. Aslında haber analiz demek daha doğru olur. Sergen Yalçın doktrini manşette bu şekilde. Artık tesislerde zorunlu dinlenme diye bir şey yok, demiş Hürriyet gazetesi. Sezon başında gelseydi bu takım şampiyonluğa oynardı. Artık sadece taraftarlar değil, spor yorumcuları da bu kanaatte, demiş Hürriyet gazetesi. Peki futbolculuğunda ele avuca sığmayan o asi çocuğu teknik adam olarak farklı kılan neydi? Mehmet Aslan Beşiktaş'taki Sergen Yalçın etkisini yazdı, demiş. Birkaç madde var, onları sizlerle paylaşayım. Sergen Yalçın şöyle söylüyor: benim için önemli olan idman ve maç performansı, özel hayatı oyuncuyu ilgilendirir. İki numaralı madde, bu istediğiniz gibi gezin demek anlamına gelmiyor tabii ki. Profesyonel oyuncu zaten nasıl yaşayacağını bilir. Üçüncü madde, Ümraniye'de 10 maddelik yasaklar listesi vardı. İlk olarak onu kaldırttım, demiş Sergen Yalçın. Ve dördüncü madde, futbol doğal bir oyun. Futbolcunun hayal dünyasını kullanmasına izin vermeniz gerek, demiş Sergen Yalçın bu haber analizde. Ben şöyle bir geneline baktım. Biraz bana abartı geldi buradaki kullanılan cümleler. Bakalım Sergen Yalçın'ın performansı nasıl olacak? Bir de şuna katılıyor musunuz Barış abi? Efendim? Hani sezon başında gelseydi bu takım şampiyonluğa oynardı, lafı Sergen Yalçın'la alakalı olarak. Haber analizde şöyle bir şey var: artık sadece taraftar değil, spor yorumcuları da bu kanatta, demiş bu cümle için. Hani Sergen sezon başında gelseydi Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde olur muydu acaba? Sezon başında da gündeme gelmişti Sergen Yalçın ama tercih Abdullah Avcı'dan yana olmuştu. Sergen Yalçın şu ana kadar bir kere futbol olarak fark yarattı ama tabii daha uzun bir maraton farklı sorunları da beraberinde getiriyor. Ki Sergen Yalçın'la alakalı olarak da biliyorsunuz yapılan en büyük eleştiri sezonu tamamlayamaması, kendi teknik adamlık kariyerinde bir istikrar yakalayamamasıydı. Şimdi yine Beşiktaş'ta iyi başladı. 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Berabere kaldığı karşılaşma Trabzonspor mücadelesi 90 artıda geldi. Yenildiği karşılaşma Başakşehir maçı. Orada da futbol olarak iyi bir oyun vardı. Biraz daha sanki bekleyip görmek gerekiyor. Bir de tam bir sezonu Beşiktaş'ta geçirmesi lazım gibi Sergen Yalçın. Tabii yani şimdi büyük takım teknik direktörlüğü başka bir şey. Sergen Yalçın teknik adam olarak da kendini ispat etti ama büyük takım hocası olarak ne yapacağını görmek için de o tecrübeyi, orada bir takım yanlışları, doğruları, ders çıkartacağı yanlışları görüp kendini geliştirmesi için de bir zaman gerekiyor. Sabretmeden hiçbir şey olmuyor. Her şey için en başta bir kere doğru karar vereceksiniz. Doğru analiz yapacaksınız. Doğru vizyonla, elbette doğru öngörüyle, doğru adamla çalışacaksınız. Doğru bir yol çizeceksiniz. Ve hiç kimse doğru yolda kaybolmamış, sabredeceksiniz. Sabırla o yolda yürüyeceksiniz. Evet, devam edelim. Bir de Trabzonspor'la ilgili bir haber gördüm. O da Fotomaç gazetesinde. Büyük oynuyor, demiş Trabzonspor için Fotomaç. Trabzonspor derbilerde fırtına gibi esiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Karadeniz ekibi, rakipleriyle oynadığı son 12 maçta sadece bir kez kaybetti. Tabii derbilerde yenilmemek son derece önemli. Hep anlatıyoruz. Evet, her karşılaşma 3 puan ama direkt rakip lerinize verdiğiniz 3 puan sizi şampiyonluk yarışında ciddi şekilde yaralıyor. Dolayısıyla Trabzonspor'un da son dönemde derbilerde mağlup olmaması son derece önemli ve Fotomaç'ta o duruma değinmiş. Şöyle bir bakalım, 12 karşılaşmada bir kez mağlup oldu dedik. Bu 12 karşılaşmanın 6'sını Trabzonspor kazanmayı başarmış. 5'inde de rakipleriyle berabere kalmış. 2018-2019 sezonunda Galatasaray'ı sahasında 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yenmiş Trabzonspor. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberliklerle dönmüş ve Trabzonspor bu süreçteki tek yenilgisini Galatasaray karşısında 3-1'lik sonuçla yaşamış. Sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8.34 saatlerimiz. 0212 363 0434 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Dinleyicimiz telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin, günaydın. Sağ olun. Yağmurlu bir İzmir'den arıyorum sizi.
Adım İlhan. Hoş geldiniz İlhan Bey. Ne iş yapıyorsunuz İzmir'de? Makine sektöründe çalışıyorum abi. Makine sektörü derken? CNC makine. Yani tekniker gibi bir şey. Tekniker. Programcısınız. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizi bayağıdır dinliyorum abi. Hı. Zamanda çok aramıştım. Sağ olun. Yine bir teşekkür için aramıştım. Biz öyle teşekkür söyleyeyim. Ederiz ilginize. Boğanova'da bir stat sorunu vardı. Aslında sorun İzmir'deydi. Hı. Bizim Boğanova'da stat sorunumuz daha yüksekti. Evet. Sizin bayağı bir çabalarınızla ve bizim İzmir halkının aramasıyla bir stat yapıldı buraya Boğanova stadı. Çok büyük kapasiteli değildi. Bir 10 bin kişilik falandı. Gösterdi 2 yıl falan oynadı. Hı. Stat da şansa bizim evin 3-5 sokak arkasına açıldı. Bizim için de iyi oldu. Bir değişiklik oldu. O havayı yakalamış olduk abi. Evet, ne mutlu size. Sonra işte bunun ardından Göztepe'nin lige çıkması ve Göztepe stadının da bitmiş olması, o da İzmir halkına bir şey oldu. Evet. Heyecanlandırdı. Şimdi sırada Altay, Karşıyaka statları falan var. İnşallah. Yani tabii İzmir'de Süper Lig takımı olmaması hepimiz için çok iç acıtıcı bir durumdu. İzmir evet. gibi bir şehre stat ve Süper Lig takımları lazım. İşte o sayılar da giderek artıyor. İzmir halkı açık söyleyeyim. Yani ben İzmirli değilim. İzmir'e de çok az gelip gittim ama çok da bilmem İzmir'i. Ama İzmir halkı çok medeni bir halk ve her evet. şeyin en güzelini hak ediyor. Evet. Ben bir de buradan Altın Ordu'ya teşekkür etmek istiyorum. Her yerde tesisleri var. Yeğenim şu an orada oynuyor 11 Hı. yaşında. Ne güzel. Çok ilgi alakalılar. Böyle futbolu gerçekten iyi anlayan insanlar var. Herkes de neredeyse çocuklarla tek tek ilgileniyorlar. Yani bunlar sizin sayenizde çok sesimiz duyuruldu. Evet biz Altınordu'yu çok konuşuyoruz. 2-3 defa da ziyaret ettik. Türkiye'de altyapı konusunda çok zayıf olduğumuzu hepimiz biliyoruz ama bir Altınordu bir örnek, bir rol model bu anlamda. Bütün şehirlerde, bütün kulüplerin altyapılarında Altınordu zihniyetinin, felsefesinin yerleşmesi Türk futbolunun gerçek kurtuluşu. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz ilginize. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Sağ olun. Evet, Göztepe'nin stadı açıldı. Bu arada geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Şenol Güneş İzmir'de bir panele katıldılar. Orada da İzmir'de bir milli maç oynanması için şartların artık hazır hale geldiğini dile getirmişti Nihat Özdemir. 11 yıldır milli takım İzmir'de oynamıyor Barış abi. Hı hı. 11 yıl olmuş, çok uzun bir süre. İzmir gibi bir şehir için artık Göztepe'nin stadına da bana göre bir milli maç verilmeli. İzmirli futbol severler de milli takımla o hasreti gidermeli diye düşünüyorum. Bakalım Nihat Özdemir'in söyledikleri ne zaman gündeme gelecek. Tabi milli takımın iki tane karşılaşması var Mart ayında. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası. Belki Uluslar Ligi'ndeki bir karşılaşma, iç saha karşılaşması İzmir'de oynanabilir. Onu da söylemiş olalım. Evet, devam edelim gazetelerdeki haberlerle alakalı olarak. Fotomaç'ta Galatasaray'la ilgili bir haber gözüme çarptı. Galatasaray demiş Fotomaç, Ömer Bayram'la 2+1 yıllık yeni anlaşma imzalayacak. Oyuncunun ücretine de zam yapılacak demiş Fotomaç gazetesi. Ömer Bayram bu sezon Galatasaray'da 30 maça çıktı. 20'si lig, 5'i Şampiyonlar Ligi, 5'i de Türkiye Kupası ve bu karşılaşmalarda 30 resmi karşılaşmada Ömer Bayram 13 asistlik bir performansa imza attı. Bir de gol attı. Ömer Bayram yıllık 400 bin euro civarında bir rakam alıyormuş. Yeni kontratla beraber bu rakamda artış bekleniyor ki Ömer Bayram hakikaten bu sezon Galatasaray'da beklenmedik performans gösteren oyuncuların başında geldi. Çok da iyi oldu Galatasaray açısından. Bakalım Ömer Bayram'la ilgili bu sözleşme haberi nasıl sonuçlanacak. Ama Ömer Bayram sol bekte de oynadı, sol açıkta da oynadı, sol içte de oynadı. Hemen hemen hepsinde de başarılı oldu Galatasaray adına. Bu sezonun kazançlarından biri oldu Ömer Bayram. Evet, 0212 363 04 34 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Bunun dışında Fotomaç gazetesinde klasik haberlerden biri var. Perşembe günü çünkü. Şimdi sıra Sivas'ta demiş Fotomaç gazetesi. 8'de 8 yapan Galatasaray'ın fire vermeye niyeti yok denmiş ki bu da anlaşılabilir. Bununla beraber Onyekuru sınıf atladı. Yine Galatasaray'la ilgili bir haber. Galatasaray ile parlayan genç yıldıza milli takım kapıları yeniden açıldı. Oyuncu biliyorsunuz Nijeryalı ve şöyle bir bakalım. Nedenmiş haberin detayları arasında kadroya çağrılmayan son olarak oyuncu Sierra Leone ile oynanacak grup eleme karşılaşmasında çağrılabilirmiş. Haber bu şekilde. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. İzzet Menase ben.
40 yaşındayım. Barış Bey, geçtiğimiz günlerde de yine sizi aramıştım. Hoş geldiniz. 1907 zamanında sizi tanıdığımı söylemiştim. Evet, evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Ya o gün konuştuğumuz zaman daha Galatasaray maçı oynamamıştı. Evet. Ama ben demiştim ki Galatasaray'ı yansak bile Antalya maçı çok zor demiştim. Gerçi iki maçta bizim için çok üzülmüştü. Evet. Ya bugün birkaç tane komik için aradım. Çok kısa. Buyurun. Buyurun. Birincisi dün dinleyicinizle konuştunuz. Çok bağlamak istedim ama bir türlü başaramadım. Hı-hı. Hani altyapı scouting ile ilgili, evet, akademiyle ilgili. Evet. Sadece benim etrafımda Fenerbahçe'nin çok içinde olan insanlarla dostluğum olduğu için biliyorum. Peki. Sadece bu konuyla ilgili Ali Koç'un özellikle Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptığını, hatta bu basına da çıkmıştı. Hmm. Sadece Ankara'ya gitti ve görüştü. Evet. Arazi tavsiye için bir akademi. Çünkü Fenerbahçe'nin şu an sahanda da iki tane futbol sahası var. Bir de dere ağzı var. Böyle bir atılım yapabilmesi için 10-12 sağlık büyük bir akademi içerisinde hem üst yapı hem alt yapı hepsini bir araya toplayabilmesi için bir arazi tahsisi bekleniyordu. Bununla ilgili görüşmeleri yaptı. Zaten konu, yani 5-6 tane konu vardı bu Ankara'ya gitmesine. Bir tanesi bu konuydu. Hatta Kenan Evren konusu da vardı. O listenin bize geçmesi gibi konular da vardı. Evet, evet. Konunun bir tanesi buydu. Bugün Fenerbahçe'nin bu alabilecek ekonomik durum geldim. Başakşehir Rize maçı vardı. Rize deplasmanındaydı. Son dakikada spesyal golü attı. Başakşehir'e şu puanı kazandırdı. Kendi kendimizi bu oyuncu nasıl kaybettik? Yani Türkiye standartlarında, evet, hani böyle bir oyuncu bizim elimizdeydi. Hiç Jason'un yaptığı kadar hatalar yapmadı. Ve biz bu oyuncuyu elimizden bıraktık. Bir şekilde kaybettik. Jason'un, yani sadece tek başına bakın bireysel olarak Fenerbahçe'ye 6-7 tane maç kaybettirdi. Sadece tek başına, yani bir şey yok. Bugün Alanya maçında Jason 2 tane penaltı yaptırdı. Aynı penaltıyı gitti Galatasaray maçında bir daha yaptı. Yani bu oyuncular sonuçta profesyonel oyuncular. Ve yani tamam kendi mevkisi olmasa bile ceza sahasında bir oyuncuya böyle müdahale edilmemesi gerektiğini biliyor olması gerekiyor. Yani İnsan hiç mi ders almaz? Yani aynı hatalar, sürekli aynı oyuncu aynı hataları yapmaya devam ediyor. Tek başına bakın 6-7 maç Fenerbahçe'ye kaybettirdik 2 puan. Doğru. Tek başına yani. Oranın oyuncusu değil zaten. Oranın oyuncusu değil zaten. Çok yani çabuk oyun. Kademe hatası veya hep aynı hatalar ve 6-7 maç yaptı. Ve çok savruk. Yani bırakıyor da pozisyonu. Yani ya vurdu yani, oldu olmadı diyor. Halbuki son adamın böyle bir lüksü yok yani. Son adam yani sonra. Buraya hani mesela yanında bir adam koyamıyor. Alamadılar. Yani 5 bakın 4 stoper. Yani. 4 stoper, 5 stoper aldılar. Yani aynen. Ya 4-5 stoper. Bu bir transfer beceriksizliği. Çok yanlış kararlar verildi. Çok yanlış transferler yapıldı. Zaten aynen, çok kötü olan aynen kaynak yanlış harcandı. Bu zaten, ama bunlar da hani değerlendirirken transfer politikası da zaten sıkça tartışılan bir konu. Ben size ilk söylediğinizle ilgili bir şey sorabilir miyim? Bu Gebze tarafında 250 dönümlük bir arazi vardı. O ne oldu? O zaten o tahsislik bir durum yok. Orada Fenerbahçe bütçesel anlamda onu oraya ihya edecek ve bütün tesislerini, hatta 3 Temmuz Akademisi diye ismi de konmuştu. Çok büyük bir tesis yapabilecek bir arazisi var Gebze tarafında benim bildiğim. Yaklaşık 200-250 dönüm. Ama orayla ilgili de tabii kazmayı vuracak para yok. Zaten Fenerbahçe aynen şu an geçim derdinde. Aynen. Dolayısıyla yani orada Cumhurbaşkanı'ndan bir arazi tahsisi falan diye bir konu olduğunu zannetmiyorum. Orada daha ziyade amatörlere kaynak ayırmak ve işte bu tip tesis yatırımları, altyapı yatırımları yapabilmek için bir takım muafiyetler, istisnalar vesaireler konuşuldu diye tahmin ediyordum ben. Orada da bazı bürokratik şeylerle karşılaşıldı diye biliyorum. Bir de Gebze şimdi biraz daha bizim
Artık aslında şehrin dışında kalmıyor da. Yani biraz daha yakın bir... Yani ama Samandıra'dan da çok uzak değil yani. Samandıra'da çok şeyin içinde sayılmaz. Yani aynen. Ama daha şey bir yapılanma isteniyordu. Orada da sonuç alınamadı, onu biliyorum. Yani ama şu an Fenerbahçe'nin böyle bir teşvik ekonomik durumu yok söz konusu değil. Evet. Peki yani evet. Devlet desteği olursa yapabilir bunu. Yoksa yapma ihtimali yok. Yok. Hiçbirinin yok. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Sağ olun. Son bir şey daha söyleyeceğim. Söyleyin. Teşekkürüm var. Buyurun. Bakın hafta içi pazartesi ve çarşamba akşamları Drive Time'da bir program yapıyorsunuz. Eyüp Yıldız, Can Çamanoğlu ve Hasan Bey. Evet. İnanılmaz bir program. Birbirleriyle atışmaları, kamu spotu, sohbetleri gerçekten çok çok güzel bir program. Sağ olun. Ben hani açıkçası kuşunu nasıl buluştu bilmiyorum ama inşallah çok uzun soluklu bir program olur. Peki, teşekkür ediyoruz. O kadar anlamsız programların olduğu bir dönemde böyle programların olmasına çok seviniyorum. Hasan Bey gerçekten sağlıklı bir Fenerbahçeli. Nasıl biz o 1907 zamanında sağlıklı değildiysek o hala bunu kurmuş. Benim etrafımda çok böyle insan var. Hı hı. Bir gözü sarı bir gözü lacivert bir insan. Çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Çok faydalı, çok güzel bir program. Gerçekten teşekkür ediyorum. Peki. Kendinize çok iyi bakın. Peki biz teşekkür ederiz. İleteceğiz Can Çobanoğlu, Hasan Bey'e bu söylediklerinizi. Onlar da mutlu olurlar. Teveccühünüz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta Galatasaray Sivas deplasmanında olacak. Beşiktaş iç sahada Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ama bir sonraki hafta Galatasaray Beşiktaş derbisi var. Derbi öncesinde de iki takımda da sarı kart sınırında bulunan oyuncular var. Onları size aktarayım. Galatasaray'da 3 oyuncu. Feguli, Donk ve Adem sarı kart sınırında. Feguli ve Donk direkt olarak 11 oyuncuları. Adem artık Falcao'nun iyileşmesiyle beraber rotasyona girdi. Feguli genelde sinirlenebilen, sinirlendiği için kart gören bir oyuncu. Donk pozisyon icabı kartlar görebiliyor. Dolayısıyla hani Galatasaray'da Adem'in bu karşılaşmada kart görme ihtimali neredeyse yok denecek kadar az. Eğer oyuna sonradan girmezse, bir aksilik olmazsa. Ama Feguli ve Donk tehlikeli olan isimler Galatasaray adına. Diğer tarafta Beşiktaş'ta sınırda olan oyuncu sayısı daha fazla. Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba, Umut Nayır, Kevin Enduku ve Tyler Boyd sarı kart sınırındaki isimler. Beşiktaş'ta da Umut Nayır, Burak Yılmaz'ın 11'de olduğu için, Burak Yılmaz 11'de olduğu için yedek başlayacak rotasyonda. Dolayısıyla onun kart görme ihtimali aynı Adem gibi oldukça düşük. Tyler Boyd geçen hafta oynadı ama bu hafta herhalde büyük ihtimalle Boateng 11'de başlar. Tyler Boyd da oyuna sonradan girebilir ki o da genelde çok sinirli bir oyuncu değil. Ama Beşiktaş'ta da Caner orada hemen ön plana çıkıyor. Kart görme riski yüksek. Bununla beraber Burak ve Atiba genelde kart sınırında oldukları zaman dikkat eden oyuncular ama Atiba pozisyonu itibariyle kart görme tehlikesi olan bir isim. Enkudu ve Burak Yılmaz açısından da yine büyük ihtimalle sinirle alakalı bir kart olabilir. Bakalım derbi öncesi bu oyunculardan hangileri cezalı duruma düşecek ya da böyle bir durum olacak mı, bunu da hep beraber göreceğiz. Sabah sporuna devam ediyoruz. Telefon hattımız açık. 0212 363 0434. Twitter'dan bir soru gelmiş Barış abi. Derin Radyospor Mert Elam'ı koronavirüs ile mi susturdu demişler. Şimdi tabii koronavirüsün bir biyolojik silah olduğu çokça konuşuluyor. Dolayısıyla böyle bir biyolojik silah varsa biz niye kullanmayalım yani? Dinleyicimiz hattımızda, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun. Ben Emre Ermiş, 35 yaşındayım. Fenerbahçe taraftarıyım. Sizi çok uzun süredir dinliyorum ama ilk defa bugün aramak istedim. Kısmet oldu, bağlandım. Sağ olun, hoş geldiniz. Ben şunu demek istiyorum. Tayfun Korkut adı geçiyor ama Tayfun Korkut Stuttgart'a geçici antrenör olarak ilk geldiğinde 9 galibiyet 4 beraberlik bir yenilgi aldı. Çok başarılıydı. Fakat devam eden sezonda onun yarısına daha yaklaşamadı ve ayrılmak zorunda kaldı. Acaba Fenerbahçe yönetimi de Tayfun Korkut'u geçici olarak getirdiğinde ya başarılı olur da devam etmek zorunda kalırsak ve Stuttgart'takiyle aynı durum olursa bir teknik direktör daha harcamış olur muyuz diye mi endişe ediyorlar? Bir sorun daha var. O da Ersun Yanal ligin ilk maçına çıktığında bir kanatta Rodriguez, bir kanatta Moses vardı. Çok etkili bir oyun oynamıştık Antep'e karşı. Fakat sonrasında acaba kaç maçta daha bir kanatta Rodriguez, bir kanatta Moses çıkabildik
pek o kadro istikrarını da sağlayamadı. Moses'ta hep sakatlandı biliyorsunuz. Evet. Moses'ta hiç bekleneni veremedi Fenerbahçe'de. Evet. Yani çünkü fırsatta buldu Moses bir sürü maçta. Evet. Bu sezon değil, geçen sezonun bir bölümünde de buldu. Dolayısıyla yani o kanat organizasyonu olmayan bir kadroya dönüştük. Fakat o oyunu oynatmaya çalıştı ve bazı maçlarda bir Malatya deplasmanında sağda Ozan sağ kanatta, Ozan sol kanatta Tolga Ciğerci oldu. Acaba onun yerine farklı alternatifler denenebilir miydi? Örneğin madem 3 orta sahamız var 4-3-1-2 gibi vesaire. Sanki Ersun Yanal o hatalarda bir işe. Valla yani tabii geriye dönüp bakıp konuşmak kolay ama evet. Yani bu o maçta böyleydi, niye böyle olmadı falan. Ama tabii genel olarak bakarsanız yani geriye dönüp bakıp geçmişe bakıp konuşmaktan ziyade genel olarak baktığınızda hem bireysel olarak hem takım halinde Ersun Yanal belli bir kadro istikrarını ve takım performansını, bireysel performansı sağlayamadı. Evet. Sonuçta oyuncularda 1-2-3-5 birçok oyuncuda düşüş varsa, çıkış yapan oyuncu sayısı azsa, o çıkışı koruyabilen oyuncu sayısı azsa, ki bu ilk akla gelenler bir rekabet oluşturamadıysa ilk akla gelen Vedat Muriç, Mevlüt'ten hiç faydalanamaması, Vedat, evet, Muriç'in düşüş yaşaması, yaşamayabilirdi. Sorloth büyük çıkış yaptı, o çıkışı sürdürüyor. Evet. Vedat Muriç Sorloth'ten evvel o çıkışı yaptı ama su koruyamadı. Koruyamadığı noktada Mevlüt'le yarıştıramadı Vedat Muriç'i. Evet. Arka tarafında çözüm üretemedi. Merkez orta sahada çözüm üretemedi. Stoper'de çözüm üretemedi. Dolayısıyla tabii ki fatura böyle durumlarda biliyorsunuz. Fatura böyle durumlarda da her zaman dünyanın her yerinde de teknik direktöre çıkar biliyorsunuz önce. Dolayısıyla maalesef böyle oldu. Genel olarak böyle değerlendirebiliriz elbette. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi çalışın. Sağ olun. Hoşça kalın. Yani bir de şeyi sordu dinleyicimiz. Tayfun Korkut acaba ondan mı endişe ediyor? Hani gelir de başarı olur sonra falan. İşte Ali Koç'un şu andaki yani endişesi. Yani Tayfun Korkut'u getiririm ama Tayfun Korkut dediğin zaman da o da yeterli görmüyor. Yani hafif bulunuyor. İşte başarısı yok. Çok ciddi bir başarısı yok. Tamam, Almanya ekolü vesaire, genç teknik adam, Fenerbahçe'de oynamışlığı var vesaire ama sonuçta Tayfun Korkut ismi den ziyade acaba diyor Tayfun Korkut tatmin etmeyecekse ve birkaç maçta o da eğer iyi sonuç alamazsa, yani getire işte tecrübesiz, başarısız Tayfun Korkut'u getirdin dördüncü teknik adam olarak diyeceklerse ondan endişesi var. Öyleyse öyle bir riski almaktansa acaba madem iddialı bir teknik adam getirmeyeceğiz, fırsat vereceğiz ve bunu bir geçiş dönemi olarak görüyoruz, acaba o zaman Tayfun Korkut'u yapmasak da ikisi de elinin altında formül, çünkü ikisi de hedemesine bakıyor Ali Koç'un. Bir pürüz yok yani, Tayfun Korkut'un bir şartı falan da yok. Hazır gelmeye görüşmeler de yapıldı. Ama öbür tarafta Emre Berezoğlu, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı üçlüsüyle Şenol Çorlu altyapı hocası, onu da başa çıkarmak, lisansından faydalanmak vesaire doğrultusunda böyle bir ekip, içeriden bir ekiple bir kolej takımı havasını acaba yaratabilir miyiz? Onu da düşünüyor. Tayfun Korkut gelse, başarılı olsa, iyi futbol oynatsa acaba seneye onunla devam eder miyiz? Biz de hani ne bileyim bir işte Chelsea, Frank Lampard, Solskjaer, Manchester United diyorum ya. Onlar da öyle bir hayal kuruyorlar. Çünkü bu hayali kurmak zorunda kalıyorsunuz ekonominiz yetmediğinde. Yani bak, Schmidt diyorsun. Schmidt Türkiye'ye gelmek istemiyor. Gelse belki 40 milyon euro transfer bütçesi isteyecek. Kendine isteyecek 3 milyon euro. Yardımcına isteyecek 1'er milyon euro. 750 bin euro. Neyse bilmiyorum. Şimdi öyle bir para çıkacak ki ortaya. O paranın onda biri yok Fenerbahçe'de. Ha şimdi bunları da görüyorlar bir yandan. O zaman ben madem ekonomik formül üreteceğim, madem genç teknik adam, madem bir başlangıç, biraz riskli ama bir yandan da hani işte Avrupa'da da bunun büyük camialarda örnekleri var. Biz niye bunu yapmayalım? Hele bu yoklukta niye yapmayalım? Ama hangisini yapalım? Nasıl yapalım? Yani bunlar bu kararları vermeye çalışıyorlar. Daha da Denizli Spor maçı şimdi cumartesi akşamı. Kim çıkacak takım başında belli değil. Takım Emre Berezoğlu çalıştırıyor. Hani bazı kararları da çabuk vermek zorundalar. Çok aceleleri yok ama bir yandan da hani bir şey atasözü var, Latin atasözü, yavaşça acele et derler. Yavaşça acele etmek lazım Fenerbahçe'de de. Evet, Tayfun Korkut Fenerbahçe'de sıklıkla gündeme geliyor. 5 sezon Fenerbahçe'de oynamıştı 1995 ile 2000 arasında. Daha sonra
hatırlayacaksınız La Liga'ya gitti. Real Sociedad Espanyol maceraları. Ardından Beşiktaş'a geldi. 1,5 sezon Beşiktaş'ta oynadı ve Gençler Birliği'nde kariyerini sonlandırmıştı. Teknik direktörlük kariyerinde milli takım da var antrenör olarak. 2012-2013'te Tayfun Korkut milli takımda antrenör olarak görev yaptı. Daha sonra Hannover, Kaiserslautern, Leverkusen ve Stuttgart'ta çalıştı. Çok uzun süreli çalışmadı bu takımlarda. Onu söyleyelim. En uzun süre kaldığı takım Hannover oldu 48 karşılaşmayla. Bu 48 karşılaşmada 15 galibiyet, 22 mağlubiyet almış. 58 gol atarken 80 gol yemiş Tayfun Korkut. Bununla beraber Kaiserslautern'de 18 karşılaşmada 4 galibiyeti var sadece kariyerinde. Devam edersek Leverkusen döneminde 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgisi var ve Tayfun Korkut böyle bir kariyere sahip. Hani Stuttgart dönemini de hatta söyleyeyim ben size, Stuttgart dönemindeki galibiyet sayısını son olarak Stuttgart'ı çalıştırmıştı. Ekim 2018'de görevden ayrıldı. Stuttgart'taki 22 karşılaşmada da 10 galibiyet, 6 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Stuttgart'taki puan ortalaması genel olarak diğer ekiplere göre daha yüksek. Evet, Sabah Spor'unda son saatte sizlerle beraber saatleri 9 yaptık. Az önce Barış abi söyledi, Kaptan Emre Belezoğlu çıkartacak dedi. Tabii Volkan Demirel var antrenör olarak. Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız şu an Denizli Spor maçının Fenerbahçe'de hazırlıklarını yapan teknik direktör lisansı yok hiçbirinde. Kadrosu. Evet. Teknik direktör lisansı yok hiçbirinde. Herhalde Şenol Çorlu teknik direktör gözükecek takım başında. Fatih Yıldız performans uzmanıymış. 40 yaşında. 2014'ten beri Fenerbahçe'deymiş. Zeki Murat Göle 40 yaşındaymış. Yardımcı antrenörmüş. O da 2014'ten beri yine Fenerbahçe'deymiş. Dinleyicimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Sağ olun. İsmim Doğan Güneş. Bursa'dan arıyorum. 8 yaşındayım. Esnafım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bir Fenerbahçe taraftarıyım ben de. Buyurun. Son 3-5 senedir gerçekten çok kötü gidiyoruz. Evet. Ali Koç'a biz çok güvendik. Şöyle söyleyeyim, ben Sayın Koç'un sadece Fenerbahçe değil belki Türkiye'yi yönetebilecek kapasitede bir insan olduğuna inanıyorum. Evet. Kendisine gerçekten çok güveniyorum. Ama taraftar bakımından yanlış yaptığını düşünüyorum. Hani gerçekten kötü transferler yaptık. Kötü hoca seçimi. Hani Ersun Yanal'ı Ali Koç'un getirdiğine inanmıyorum. Ersun Yanal veya Aykut Kocaman hep aynı isimler dönüyor. Ben Sayın Koç'un kafasında bir vizyon oluşturduğuna, gelirken bir plan yaptığına inanıyorum. Ama bundan hiçbirisini uygulayamadığını düşünüyorum. Bizden müsaade istesin. Hani ben kendi adıma konuşayım. Birçok tarafta da aynısını düşünüyorum. Desin ki biz 2 sene hiçbir şey istemiyoruz. Beklemiyoruz. Zaten gitti 2 senemizi. İlk geldiğinde bize deseydik ki 2 sene benden bir şey beklemeyin. Kabul. Ama hep aceleyle yapılmış transferler. Hep yanlış transferler. İşte taraftar baskısıyla Ersun Yanal'ın getirilmesi, Aykut Hoca'nın gönderilmesi. Hani Sayın Koç'un kendi kafasındaki planı uygulamasını düşünüyorum. Ben diyorum ki bunu uygula. Kafanda muhakkak bir şeyler vardır. Taraftarı işte baskıyı bir kenara bırakıp kendi kafasındakini uygularsa ben başarılı olacağını düşünüyorum. İşte istifa diyorlar. Bir yandan bir şeyler diyorlar. Geçen gün İngilizce'nin Sayın Sara'nın ismi geçti. Çok istedim ben 4-5 sene evvel gelmesini. Ona da çok güveniyorum. Sayın Sara'nın da daha önce bildiğim kadarıyla Almanya'da falan birkaç takıma ortak olduğunu duydum. Kesin emin değilim ama böyle bilgilerim var. Futbol konusunda çok tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Hani Sayın Koç olsun, Sayın Sara'nın olsun. Ama taraftar baskısından kurtulması lazım bir evvel. Çünkü taraftar ister, taraftar hemen anlık bir şeyler olsun ister, anlık yapabilelim ister, her sene şampiyon olmak ister, her sene şampiyon olamayız. İyi bir takım, iyi bir futbol, iyi bir hoca ve istikrarlı bir hoca. Son olarak şöyle söyleyeyim. Bence kesinlikle işte Tayfun Korkut veya benzeri isimleri alıp da şey yapmayalım. Ziyan etmeyelim daha doğrusu. Tam doğru kelimeyi de bulamadım. Sayın Koç kafasındaki teknik direktörü bence dünya çapında çok iyi bir teknik direktör getirmeli. Ve getireceğine inanıyorum bu sefer. Bu sefer hiç kimseyi dinlemeden kendi kafasındaki planları uygulayarak dünya çapında bir teknik direktör, gerekirse transfer de yapmasın, gerekirse bu seneyi de silerim, seneyi de silerim. Ama takımı toparlasın ve kendimize gelelim. Çünkü Fenerbahçe, Milan gibi, Inter gibi artık geçmişte kalıyor. Hani İtalya'da Inter Milan vardı. İşte bunlar biliyorsunuz 2004'lerde falan bunlar efsaneydi. Şampiyonlar Ligi kazanan takımlar. Şu anda hep gerideler. 10 senedir şampiyonlukları yok. Artık taraftar sayıları düşmeye başladı.
İşte oyunları kötüleşmeye başladı, transfer yapamaz olmaya başladılar. Fenerbahçe'de bu öyle gidiyor. Eğer ki toparlanmazsa, birkaç sene içerisinde bir şampiyonluk gelmezse, bir taraftar bir tekrar heyecanlanmazsa, ben 5 senedir forma alamıyorum. 4. yıldız çıksın, forma alayım diye bekliyorum, forma alamıyorum. Yani 4. yıldızı alalım artık. Yani şampiyonluk sayısından ziyade genç nesil devamlı başka takımlara kayıyor. Çünkü Fenerbahçe hep kötü. Yani teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, biz teşekkür ediyoruz katılım için. Sağ olun. İnşallah iyi olur. Evet, Milliyet'te bir haber. Beşiktaş'la alakalı olarak Beşiktaş'ta kaleci Karius biliyorsunuz son dönem performansıyla ciddi şekilde eleştiriliyor. Karius yedeğe, gençler kaleye demiş Milliyet gazetesinde Serdar Sarı'da. Yalnız şöyle bir detay var. Bu Karius yedeğe, gençler kaleye durumu eğer Beşiktaş Galatasaray derbisinden sonra zirve yarışından koparsa gerçekleşecekmiş. Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'na şans tanıması yönünde eleştiri alan teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray maçından sonra Karius'la ilgili bir karar verecek. Siyah beyazlı hoca derbide olumsuz performans göstermesi halinde Alman eldiveni zaman zaman yedeğe çekerek genç file bekçilerine forma vermeye başlayacak demiş Milliyet gazetesinde Serdar Sarı'da. Evet, Karius çok eleştiriliyor. Bu arada Karius'un istatistiği de verilmiş. 65 maçta Alman file bekçisi tam 94 gol yemiş Beşiktaş'ta ve sadece 13 karşılaşmayı gol yemeden tamamlayabilmiş. Tabii kaleci performansı sadece rakamlar üzerinden okunamaz. Çünkü savunmanın, takımın savunmasınınla da direkt olarak ilişkili bir durum. Ama Karius'un da Beşiktaş'taki dönemi hiç iyi geçmedi. Haber içerisinde detaylar da var. Beşiktaş'ın Başakşehir'in deneyimli file bekçisi Volkan Babacan ile ön görüşme yaptığı. Bunun dışında yine Sinan Bolat'la da, ki o da Belçika'da forma giyiyor, 31 yaşında milli kaleci, hem milli takım havuzunda hem de Galatasaray'da da kısa bir dönem forma giymişti. Sinan Bolat'ın da yine gündeme geldiği yazıyor. Beşiktaş'ta kaleci değişikliği kaçınılmaz gözüküyor ama kaleye nasıl bir tercih yapacak Beşiktaş, onu da hep beraber göreceğiz diyelim ve dinleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben Mersin'den arıyorum. İsmim Orhun. Daha önce çok bağlandım yayınınıza. Özellikle Akdeniz'den bir selam vermek istedim size. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bir hırdavat firmasında çalışıyorum. Hemen siz sormadan ben söyleyeyim. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben fanatik bir Trabzonspor taraftarıyım. Doğum abim oralıyım. Hani 4-5 senedir buradayım. Peki. Daha önce Barış abi sizle özellikle çok muhabbetimiz oldu. Hatta Mert Bey'le, Ali Bey'le de bayağı güzel sohbetlerimiz oldu. Çok güzel. Ben ufak bir Trabzonspor konusunda değinmek istiyorum. Hı-hı. Devamlı size bağlanmak isteyip bu cümleleri kurmak istiyordum. Peki, artı Fenerbahçe içinde bir Fener sever olarak, nadir Trabzonlulardan olup bir Fener sever olarak sadece küçük bir öneride Fener taraftarlarına bulunmak istiyorum. Fenerli kardeşlerime söylemek istiyorum. Birincisi şu. Şimdi biz bir Ali Koç için hep şey dedik, yeni bir soluk getirecek. Hep bir hevesle bekledik. Gerçekten Fener'e şöyle başkan böyle başkan geldi. Çok mutlu olduk. Ama yani iki lafından biri devamlı çıkıyor. Bir kavga, bir dövüş, devamlı bir laf sokmalar. Hani biz bundan memnun değiliz. Ama size şunu söyleyeyim. Bir devlet desteğidir gidiyor. Ben özellikle buradan Mert Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. O kadar tarafsız değiniyor ki ben yani yaklaşık bir yıldan fazladır sizi dinliyorum. Hı. Arabanın içindeyim gün boyu ve arabanın içinde gün boyu Radyo Spor açık. Abim bana şey diyor, sen niye diyor iddia oynamıyorsun, çok güzel diyor takip ediyorsun, baksana radyoda falan. Hı. Hı. Yani Mert Bey'in demesi şuydu, size özellikle bu cümleyi kurdu. Dedi ki Barış abi dedi, şey değil mi dedi, hiç dedi devlet desteği olmayan diğer takımlar bugüne kadar olmadı mı? Oldu. Şimdi ben size soruyorum. Oldu tabii ki. İşte ben burada bunu öğrenmek istiyorum. Yani oldu tabii hani ki. Sizin de tarafsız olarak buna cevap vermenizi istiyorum. Niye? Ya ben kabul ediyorum. Hadi varsın Trabzonspor bu sene devlet desteğiyle, devletin eliyle bir yerlere gelsin. Misal veriyorum. Ya bugüne kadar Beşiktaş 100. yılında, tam 100. yılında şampiyon oldu. Ha bilmiyorum tabii, yorumunu yapamıyorum. O dönemi hatırlayamıyorum ama yani hani faraza konuşuyorum, misal konuşuyorum. Gel gelelim
Örnek veriyorum Galatasaray'a. Geçen sene Çaykur Rizespor maçını herkes hatırlıyor. Herkes biliyor. Resmen hediye edildi. Yani daha aklıma gelecek çok şey var. Ha ben şimdi bunları derken 2007-2008 senesinde herkesten çok Fenerbahçeliydim. Chelsea'yi, Sevilla'yı devirdi. Yani nedir? Türkiye puanıdır bu. Çok isterim yani. Hani bir Türk takımının orada olması. Şu an bizi Başakşehir göğsümüzü gururlandırıyor. Şimdi bakın bir şey söyleyebilir miyim? Araya giremeyeyim. Şimdi bir kere bütün takımlar, bizim takımlarımız, Avrupa'daki başarıları söylediğiniz, sizin ne kadar iyi niyetli olduğunuz, ne kadar iyi niyetli konuştunuz. Bir yandan da Trabzonspor'la ilgili bu işte devlet desteği vesaire söylenmesi sizi ne kadar üzüyor, kırıyor. Hepsinin farkındayım. Ve sizin sorduğunuz soru, Mert'e gıyabında yaptığınız teşekkür, bunlara da hak veriyorum ve ben orada da söyledim. Yani destek devlet kademelerinde, siyasetin spordan faydalanma noktasında, büyük camialarla, büyük taraftar kitleleri olan camialara iyi geçinme arzusu ve zaman zaman kulüplerin de buradaki ilişkilerini, lobilerini kullanmak suretiyle faydalar sağlama girişimleri, bu ilk defa olmuyor. Hep oldu, hep de olacak. Belli ölçülerde de anlayışla karşılıyoruz. Şimdi burada dolayısıyla sizin şey yaptığınız, hassasiyet gösterdiğiniz konularda ben size hak veriyorum. İşte hakem camiasında baskı ilk defa mı oluyor? Hayır, ilk defa olmuyor, hep oluyordu. Efendim siyasetin etkisi ligin üzerinde, kurumların üzerinde, federasyon üzerinde, federasyon kurullarında, bu lobiler burada bir fayda sağlama konusu, gerek hukuki sevkler, gerek cezalar, gerek saha içinde hakem atamaları vesaire ilk defa mı oluyor? Hayır, ilk defa olmuyor. Çok zaman çok oluyordu. Herkes belli faydalar kendine sağladılar, sağlamak da istiyorlar. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da böyle bir mücadele var. Herkes lobisi, nüfuzu, gücü oranında, camiasının ve kişisel ilişkilerin çerçevesi oranında siyasetçiyle iletişime geçiyorlar. Ama arazi, ama işte sportif fayda, ama ekonomik fayda, bir şekilde bir fayda sağlamak için uğraşıyorlar. Bu hep vardı, var olmaya da devam edecek. Buralarda bir problem yok. Trabzonspor mevzubahis olduğunda son dönemde özellikle bu kadar ekonomilerin hepsinin ekonominin zayıfladığı yerde, hepsi birbirinin 3-5 kuruşunun peşine düştüğü yerde birdenbire inanılmaz şekilde sponsorluk gelirlerinde Trabzonspor'a bir kayma, bu çok ses getirdi. Bunun dışında bir de özellikle 2016 yılında Berat Albayrak'ın, siz biliyor musunuz biz Trabzonspor'da ekranın önünde arkasında konuşamayacağımızda neler yapıyoruz Trabzonspor için ifadeleri, bu videolar şimdi yok, böyle doğru. Bakın bunlar bu kadar aleni, bu kadar net. O günden sonra tabii bakanların açıklamaları üst üste bunlar tabii o zaman batıyor insanın gözüne. Ama bu demek değildir ki bu ülkede her şey tertemizdi. Geldiler birdenbire son 1,5-2 yılda 3 yılda Trabzonspor için bir kampanya, Trabzonspor'u kalkındırma kampanyası. Bugüne kadar hiç görülmemiş şeyler ilk defa oluyor ve hepsi de Trabzonspor oluyor. Böyle bir şey de kimse iddia etmedi, böyle bir şey de yok zaten. Dolayısıyla ben zaten bütün bu tartışmaların içerisinde lafın sonunda o gün de söylediğim, bugün de sizin yüzünüze söyleyeceğim. İçiniz rahat olsun, bugün Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor. Trabzonspor emeğiyle gidiyor. Sahada ortaya koyduğu performansıyla, geçmişte var olan Ünal Karaman'ın da katkısıyla, Ağoğlu'nun doğru takım kurmasıyla, kulübü doğru yönetmesiyle, ilişkilerini doğru yönetmesiyle, Hüseyin Cimşir'in aldığı takımı doğru yönetmesiyle, Sosa'sıyla, Sorlötü'yle, Uğurcan'ıyla, birçok oyuncusuyla, bireysel ve takım halindeki yükselişiyle bugün hak ettiği şekilde de şampiyonluğa oynuyor. Ve şampiyon olursanız, olduğunuzda da ilk biz tebrik edeceğiz. Merak etmeyin. Her sene ama bir şampiyon Barış çıkıyor abi. Ve her sene biz o şampiyonu zaten tebrik ediyoruz. Ve başka türlü de zaten bu lig oynanmaz. Efendim bu sene Trabzon şampiyon oldu, o sayılmaz. Geçen sene o olmuştu, o da sayılmaz. Filanca sene biz olursak şampiyon, herkes kendine göre şampiyonluğunu helal görecek. Başkasının şampiyonluğu hep bir kulp takacak. Böyle bir dünya da yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün bunları biz bu minvalde değerlendiriyoruz. Ama Barış abi şimdi bakın, yaklaşık 2 hafta kadar önce ya da 3 hafta kadar önce Mevlüt Tezel'in bir yazısını okudum. O kadar güzel birçok şeye değinmiş ki, bir fanatik Fenerli olarak bu adam bunları yazmış. Ve tarafsız yazmış, orada değindiği şey aslında şu: milletin derdine düşeceğimize kendi sorunlarımızı nasıl çözelimi konuşmuş, yazmış orada. Ha bilmiyorum, belki seversiniz belki sevmezsiniz Mevlüt Tezel'i ama yazıda mesela şeyden bahsediyor. Bu bir arazi varmış. O arazinin satışında Bursa'da bir gazetede yayınlanmış da kimseye söylenilmeden yapılmış. Yani biraz da aslında
işte Ülker Arena'dan falan bahsetmiş. Hani zamanında bize destek olmadı mı? Bize de destek olundu. Yani özellikle bunları dile getirmek istiyorum. Tamam. Ya kulüplere arazi tahsisi konusunda da destek olundu. Bir sürü şeyde tabii ki. Yani Galatasaray'a da olundu, Beşiktaş'a da olundu, Fenerbahçe'ye de olundu. Bunlar olunmadı. Hiç kimse hiçbir zaman biz yardım almadık devletten hiçbir konuda kimse demiyor zaten. Ama abi şimdi bakın öyle bir şey ki çok... şimdi benim eşimin dayısı fanatik Fenerli, diyor ki direkt dediği şey şu. Adamı diyor delirttiler diyor. Ya şimdi diyorum hangi ki, adamı? Ali Koç'u. Ali Koç'u. Ha. Diyor ki adamı diyor delirttiler diyor en sonunda diyor adam diyor şey oldu çığırından çıktı diyor. Ya işte ama önemli olan bu değil mi? Yani bu zihniyeti korumak değil mi önemli olan? Tabii. Bunu yapması gerekmiyor mu? Biz yeni soluk diye hep bunu bekledik. Yani şimdi bakın. Şimdi mesela bakın bir söyleyeceğim. Hiçbir problem değil. Bakın bir söyleyeceğim. Orada görüşmesine hiçbir şey demiyorum. Ama orada MHK başkanı orada olunca işin rengi işte değişiyor. Ya değişmiyor. Vallahi değişmiyor. Billahi değişmiyor. Ne oluyor MHK başkanı orada olunca? Fenerbahçe'nin çok lehine bir şey mi gördünüz? Ne oldu? Ahmet Ağoğlu arıyor MHK başkanını. Telefonlarıma diyor cevap vermiyor diyor. Bu, ya siz buna inanıyor musunuz? Gözünüzü seveyim. Siz buna inanıyor musunuz? Yani Ahmet Ağoğlu MHK başkanıyla görüşemiyor da Ali Koç zorluyor ayağına getirtiyor. Yani bu mudur yani? Bu muyum validen mi konuşacağız? Ya ben bu şeyde de bakmıyorum belki ama. Ya gözünüzü yani seveyim. Demek istediğim Ali Koç'un da yeni bir soluk getirmesini istiyorum. Yani hani ben fenersiz bir lig, bir Trabzonlu olarak. Peki siz şunun farkında mısınız? Şimdi siz Ali Koç soluk getirsin. Bak Ali Koç'un ben avukatı değilim. Ali Koç soluk getirsin de ya Ali Koç'un aleyhine Fenerbahçe'yi bıraktık, Gezi Parkı, Koç ailesi, Koç grubu, rantın bilmem nenin başında oturan faizci lobi, bilmem neden Fenerbahçe'de konu burada değil. Konu devlet meselesi. Bunlar halkı devlete kışkırtıyorlar. Bunların niyeti başka diye televizyonlarda belgeseller yayınlıyorlar. Şimdi siz Ali Koç olsanız çıldırmaz mısınız? Ya bunlar reva mı Allah tabii aşkına? Tabii ki onun yerini o şekilde koyunca insan farklı. Ya gözünü seveyim ama koyun empati yapın. Biz empati yapıyoruz siz de yapın. Hayır empati sonuna kadar yapıyorum. Tamam doğrusunuz haklısınız. Tamam bir de yani insanın bir çığırından çıktığı nokta oluyor. Ama zaten senin oraya gelişin yepyeni işte tamam Fener'in başına başka bir başkan geldi. Yani ya o dönemde siyasilerle bile kıyasladık Ali Koç'u. İşte bu şey ya babam beni arıyor diyor ki ya diyor işte diyor bu akım diyor oğlum diyor devam edecek diyor. O da rahatsız etti demek ki Ankara'yı. Ya o karşılaştırmada da rahatsız etti. Ali Koç 3 lafının birinde benim siyasette işim yok. Fenerbahçe'yi siyasete bulaştırmayın. Beni şahsen bizim böyle bir niyetimiz yok diye 3 lafının birinde niye söylüyor? Yani o belki de dediğiniz doğru. Hani ona da o da zarar veriyor. Ama o durum da zarar veriyor Fenerbahçe'ye. Ama şöyle bir şey söyleyeyim Barış abi. Ben bu arada parantez açayım. Bir Trabzonlu olarak da kesinlikle Trabzon'un şu anki şampiyonluğunu da tasvip etmiyorum. Niye? Neden? Niye? Bakın zaten işin rengi orada. Biz 36 sene önceki şampiyonluğumuzda veya daha önceki senelerdeki şampiyonluğumuzda kaç tane yabancı oyuncu oynardı? Ben kendi takımıma da burada böyle bir eleştiri yapayım. Yani bunu yapmayın, da dile getirmek isterim. Yapmayın, gözü seveyim. O zaman diğer takımlarda kaç yabancı vardı biliyor musunuz? Doğru diyorsunuz. Yani her takım 8 ama, yabancı oynuyordu Trabzon Dobias anlamı şampiyon ama oldu. Ama niye? Mesela Yusuf Yazıcı bakın kalktı gitti nerelere. Bizim gene yani böyle gençleri Serkan Asan'ı, tamam, Abdurrahim Dursun'u bunları çıkarmamız lazım. Tamam ama Trabzonspor'un şampiyonluğu buradan tasvip etmemeye sakın kalkmayın. Bu cümleleri kurmayın. Kendinizi de tadını kaçırmayın. Yayının da tadını kaçırmayın. Çünkü Ali de söyledi. Yani Trabzonspor Dobiasan'la şampiyon olurken rakip takımlarda 8'er yabancı, 10'ar yabancı yoktu. Her sistem kendi içinde değerlendirilir. Bugünkü şartlarda ben size bir şey diyeyim. Trabzonspor'un da yabancı oyuncuları var ama olsun yabancın Soso gibi, Sorloth gibi olsun da oynasın yani. Olsun. Oğurcan da var. Abdülkadir de var. Öbür Abdülkadir de var. Yusuf da var. Var oğlu var. Hem iyi yerli var hem iyi yabancı var. Genci var. Tecrübelisi var. İyi takım Trabzonspor. Bunun tadını çıkartın. Bu şartlarda başka türlü şampiyonluğa da oynayamazdınız zaten. Öyle 11 yerliyle. Bak Altınordu. Bu kadar övdüğümüz Altınordu. Altyapısıyla övüyoruz. Evet, üst seviye takımı da üst seviye takımı da Süper Lig takımı değil. Birincilik takımı. Orada da o yabancı oynatmıyor. Orada da bir duruş sergiliyor. Ama ne oluyor? Hep ucundan köşesinden Süper Lig'e de çıkamıyor. Sonuçta hedefinize göre, seçtiğiniz hedefe göre bir takım öncelikleriniz oluyor. Eğer siz
Altınordu da bugün dese ki kardeşim ben yetiştirici takım olmaktan yarışmacı takım olmaya da üst seviye takımımı, üst klasman takımı Süper Lig ekonomisine çıkartacağım deyip 3 yabancı 5 yabancı alırsa oraya da oynayacak. Onu da yapabilir. Ama onu yapmıyor. Onu ikinci hedef olarak görüyor. İlk hedefim ben diyor Süper Lig'e çıkmak değil. Ekonomik bütçeyle altyapıyı yetiştirici takım olarak ben burada kalmak, vitrin takımımı da yetiştirici takım hüviyeti içerisinde görmek anlamında davrandığı için böyle yapıyor. Burada neyi tercih ettiğinizle alakalı. Trabzonspor'u bugünün şartlarında, bugünkü dünya ve Türkiye şartlarında şampiyonluğa oynatmak istiyorsanız Sosa'ya, Sorloth'e de ihtiyacınız var. Onun için bunları da eleştirmeyin. Bunu da tadını çıkartın. Gerçek. Yani ben çok da fazla vaktinizi alıp diğer peki dinleyicileri de şey yapmak tamam istemiyorum ama küçük bir şey söylemek istiyorum. Son cümle. Fenerbahçe için son cümle. Bir takım taraftarını dinleyip Ersun Yanal'ın getirilmesi çok büyük yanlıştı. Bu bir Fenerbahçe için öneri. Artı sizi şu an sezon sonuna kadar en iyi noktaya getirecek tek bir vatandaş var. Kim? Yani daha doğrusu iki kişi var. Kim? Biri Aykut Kocaman. Aykut Kocaman gelmez. Onu iyi biliyorum. Ama İsmail Kartal bence sizi çok güzel yerlere getirir. Ben tamam buradan Fenerlilere de tavsiyem. Peki, İsmail peki Özey. Yani şey, yani tamam, ben bundan bu bir tavsiye yorum yapmanızı tamam beklerim. Dinleyeceğim. Ben de size, ben de size bir tavsiyede bulunayım. Sorloth'le Mevlüt Erdinç'i takas edelim. İyi olur sizin için de. Genç Türk istiyordunuz ya. Onun gibi bir tavsiye oldu bu sizinki. Benimki de saçma ama sizinki de o kadar saçma. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Sabah sporunda günün maçlarına geldi sıra. İddiada günün öne çıkan karşılaşmalarını sizlere aktaracağız. Yorumlarımızı yapacağız. İngiltere FA Cup'ta Derby County Manchester United mücadelesi var. Manchester United maçın favorisi. Oranı da 1.45. Dün İngiltere FA Cup'ta Tottenham elendi. Onu söyleyelim. Norwich karşısında normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarla 3-2 yenildi Mourinho'nun ekibi ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Onun dışında Leicester Championship ekiplerinden Birmingham'ı 1-0'la geçti. Yine Manchester City'de Championship takımlarından Sheffield Wednesday'i deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı Agüero'nun golüyle ve çeyrek finale yükselen 7 takım belli oldu. Arsenal, Chelsea, Manchester City, Leicester City, Newcastle, Sheffield United ve Norwich. Hepsi Premier Lig takımı şu ana kadar FA Cup'ta çeyrek finale yükselen ekipler. Bugün Derby County Manchester United mücadelesiyle beraber son çeyrek finalisti de belli olacak FA Cup'ta. Ben Manchester United'ın Derby County karşısında kazanacağını ve turu geçeceğini düşünüyorum. Oranı 1.45. Avusturya Kupası'nda Salzburg LASK Linz mücadelesi var. LASK UEFA Avrupa Ligi'nde iyi gidiyor. Manchester United'la eşleştiler. Onu söyleyelim ve bu karşılaşmada Salzburg'u zorlama ihtimalleri var. O yüzden 2.5 gol üstü 1.45'lik oranıyla tercih edilebilir. Bunun dışında Hollanda Kupası'nda da Feyenoord-NAC Breda mücadelesi var. Orada da Feyenoord maçın favorisi Feyenoord'un handikapı aşarak kazanması muhtemel gözüküyor. Handikaplı Feyenoord galibiyetinin oranı da 1.62. 3 karşılaşmanın da başlama saati 22.45. Derby County, Manchester United, Salzburg, LASK ve Feyenoord-NAC Breda mücadeleleri. İtalya'da maçların Nisan ayına kadar seyircisiz oynandığı kararı koronavirüsten dolayı dünkü önemli haberlerden biriydi. Avrupa futbolundan bahsettiğimizde ve zaten dün konuşmuştuk Napoli'nin ve Juventus Milan maçı, Napoli Atalanta maçı, Coppa Italia yarı final maçları, zaten onlar ileri tarihe ertelendi. Oynanmadı dahi. Ama beraberinde de İtalya Serie A maçlarının da Nisan ayına kadar koca bir Mart ayını bütün İtalya Serie A maçlarının seyircisiz oynanacak olması gerçekten çok vahim bir durumu gösteriyor. İsviçre de aynı şekilde karar vermişti. Nisan'a kadar İsviçre Ligi de ertelenmişti. Şimdi İtalya Serie A, tabii İtalya'nın durumu biraz daha farklı. İtalya en çok etkilenen, Avrupa ülkesi ama İtalya da yani Avrupa'nın göbeği. Dolayısıyla endişe büyük. Çünkü biliyorsun yani orada Avrupa Birliği toprakları olduğu için karayoluyla birbirlerinden geçmeleri, hani hava yoluyla sınırlamak da olmuyor. 2260 vaka varmış. Son 24 saatte 20 kişi ölmüş. Toplamda da 79 kişi ölmüş İtalya'da. Şimdi tabii ölüm oranı çok yüksek değil ama düşük, %2, %3'lerde, hatta %1.5'lara indi ölüm oranı ama yayılma hızı virüsün çok yüksek. Bu da
yani sonuçta ne olursa olsun yüzdelerle, ne kadar küçük yüzdelerle ifade etsen de ölüm riski konuştuğumuz zaman insanlar çekiniyorlar haklı olarak. Hepimiz çekiniyoruz. %2'ymiş bir şey değilmiş diye insan bulaşsın ister mi ölüm riski %2 olan bir şeyi? Sonuçta zatürre yapıyor. Nefes alma zorluğu ne olur ayakta atlatan içinde, yatağa düşen içinde, ölüm döşeğine giden içinde, hepsi için nefes darlığı, nefes darlığı. Bilemiyorsun da seni nasıl vuracağını. Her bünyede farklı etki ediyor. Bağışıklık düzenine göre veyahut da virüsün saldırı, bakterilerin saldırı, yani virüsün zayıflattığı bağışıklık sisteminde bakterilerin saldırdığı şeye göre, güce göre bir 5-6 saat içinde çok kötüye giden vakalar olabiliyor ayakta atlatıyor denirken. Yani bu belirsizlikler, insandan insana değişen belirsizlikler çok sıkıntı yaratıyor. Anlatılan şu, koronavirüs zannedildiği gibi direkt olarak koronavirüs öldürmüyor. Koronavirüs bağışıklık sistemini zayıflattığı için vücuttaki bakteriler akciğerlere saldırıyor ve aldığımız nefesin enerjiye dönüşmesini engelleyen, akciğerlerin işlevini yapmasını engelleyen bir nevi zatüre ile insanları bir anda sokakta yürürken düşecek hale getirebiliyor. Dolayısıyla hepsini bir tarafa koyarsan, hani çok yaşlı değil, çok kronik hastalığı yok, atlatır bu hastalığı diye çoğu insan için kendine yakıştırmadığı, ben yakalansam bile ölmem dediği noktada bile çok büyük bir iş gücü kaybı, sosyal etkinlikleri, toplumsal etkinlikleri ve dolayısıyla da ticari faaliyetleri inanılmaz şekilde baltalayan, ekonomileri çok ağır hasarlar veren bir durum. Uzak Doğu'dan başladı. Avrupa ekonomilerine, Amerika ekonomisine de etkilerini görmeye zaten borsalardan başladık. Tabii liglerin ertelenmesi bunun çok net spor endüstrisi için çok somut bir gösterge. Euro 2020 tehlikede, olimpiyatlar tehlikede, Tokyo olimpiyatları. Premier Lig maçları için bir karar verilmedi ama İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu konuda da artık bunu dillendirmeye başladı. Acaba maçları seyircisiz mi oynatsak? Acaba bir takım önlemler alsak mı? İngiltere'de çok fazla vaka yok. Şu anda endişe verici bir durum yok İngiltere'de ama bilemiyorsunuz nereden nereye ne kadar geleceğini, ne kadar hızla yayıldığını ve ne kadar hızlı bir şekilde kendini göstereceğini. Türkiye'de de artık birkaç vakadan Türk Hava Yolları ile uçan birçok yolcunun koronavirüs vakasıyla karantinaya alındığı gittiği ülkelerde duyulmaya başlandı. Buradan gidiyor bunlar. Burada bulaştırmış, kime bulaştırdı, ne kadar bulaştırdı. Sakarya'da bir vaka, umre dönüşü. Sakarya'da bir koronavirüs tehlikesiyle, koronavirüs endişesiyle karantinaya alınan bir hasta var Sakarya'da. Ondan sonra işte İstanbul'da söylendi bir kişi. Uçakla biz buradan İstanbul'dan gidenlerden çıktı gittikleri yerlerde, farklı ülkelerde, Singapur'da, Nijerya'da. Yani bizde de bu kuluçka süresiyle vesairesi bir ay içerisinde belki birdenbire 40-50 vaka çıkacak, Allah korusun. Çıktığı zaman o ne kadar sürede karantina altına alındı ve başkalarına bulaştırmadı bilinemeyecek. Bunlar hepsi endişe yaratacak. Bizim ligimizde, bizim ekonomimizde, hem spor ekonomimiz hem ülke ekonomimiz tehlike altına girebilir. Çünkü etrafımızda var, Yunanistan'da var. İran sınırımızda, İran, İtalya ile beraber en fazla görülen Çin'den sonra ülke İran. İran'dan karayoluyla bir sürü geçen oldu, havayoluyla bir sürü geçen oldu biz önlem alana kadar. Yani dolayısıyla bütün dünya için bir tehdit, bir tehlike. Spor endüstrisinde vuruyor. Bunun işte İsviçre ve İtalya şu anda ligleri ve ertelenen maçlarla beraber birçok maçın seyircisiz oynanması gündeme gelecek maalesef kalan haftalarda, bu sezon majör liglerde. Sabah sporunda son bölümde sizlerle beraberiz. 9.35 saatlerimiz, telefon hattımız açık. 0212 363 04 34 dinleyicimiz hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ali Bey, Barış Bey. Mehmet Çiftlik, ben İstanbul'dan arıyorum. 46 yaşındayım, Trabzonspor taraftarıyım. Hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Efendim, tekstil işi yapıyorum. Peki, tekstilcisiniz. Buyurun, dinliyoruz sizi. Şimdi Barış Bey, önce şey söyleyeyim ben. Bir ufak Ali Bey'le bir Twitter'dan bir eleştiri tweet'i attım. Beni engelledi. Canı sağ olsun. Fakat bir hakaret falan yoktu. Size çok eleştirdim. Siz engellemediniz. Yani vallahi ben de eleştirinin de geliş şekline göre
Küfür olmadığı zaman, küfür olmadığı halde ve engellediğim benim de oluyor. Küfür olmadığı halde sonra dönüyor bana diyor ki aynı sizin Ali'ye dediğiniz gibi. Ya ben küfür etmedim, hakaret etmedim, eleştiriye katlanamıyorsun, niye engelledin? Şimdi öyle alaycı, öyle ki küfür etmiyor ama öyle seni böyle alay ederek, küçümseyerek, adam yerine koymayarak öyle bir şey diyor ki küfür etse daha iyi benim için. Ben de onu deyince ya bu şark kurnazlığı senin kafan çalışıyor da bizim çalışmıyor mu? Ne takip ediyorsun o zaman madem böyle bana değer vermiyorsun da bir de bana böyle laf sokuyorsun. O zaman ne takip ediyorsun? Ben yardımcı olayım sana diyorum, engelliyorum. O da küfür etmemiş oluyor. Siz de böyle bir şey mi yaptınız acaba? Yok, ben Malatya maçıyla alakalı kendisi ertelemenin doğru olmadığını o zaman beyan etmişti ama o dönemde tepki mesajı çok gelmişti. Ben de yani deprem nedeniyle ertelenen bir maçtan haksız rekabet nasıl çıkardınız? Bu cümleyi kurduysanız mümkün değil. Bu mümkün değil. Bu cümleden değil. Başka bir şey demişsinizdir. Yok. Yazdığımı kelimesi kelimesini hatırlıyorum. O herhalde başkalarının da belki eli takıldı size. Bir, şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim size. Bazen de ne oluyor biliyor musunuz? Bir engellemeye başlıyorsunuz. O alıkonulamayan bir zevk veriyor insana. Engelleme, o zaman da doyamıyorsunuz engellemeyi. Arada eliniz takılıyor. Bazen başkasına kızıp öbüründen de acısını çıkartabiliyorsunuz. Haksızlık da olmuş oluyor bazen engellerken. Yok ben şimdi. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Twitter benim sayfam. Benim sayfamda beni takip ediyorsunuz. Ondan sonra benim yazdığım bir şey üzerinden bana herhangi bir benim canımı sıkan her türlü eleştiride ben blokluyorum. Hiç sıfır toleransım burada. Ha, bu arkadaşta tolerans da çok az. Yok evet. Yok öyle şeyim yok. Yani ben orada, o kadar yapmıyorum. Ben kimseye bana gelin beni takip edin. Ben kimsenin bilmediği şeyler yazıyorum. Ufkunuzu açıyorum demiyorum. Orada ben kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Eğer hoşuma gitmeyen bir şey olursa da blokluyorum direkt. Ha, hoşuna gitmemesi yeterli onun yeterli için. Yeterli tabii yani. Ben. Tamam. O zaman siz aynı tweet'i bana saydınız demek ki engellenmeyecektiniz. Onu anlıyoruz bu durumda. Çünkü ben hoşuma gitmeyeni bırakıyorum. Yok. Hoşuma gidiyor gitmiyor değil. Ben burada hakaretamiz ve beni böyle küçük düşürücü, benimle dalga geçer gibi bir şey gördüğüm zaman o zaman engelliyorum. Hakaret olmasa bile. O zaman ama böyle hoşuma gitmeyen benimle aynı fikirde değil diye orada onu diyecek der. Ben de onu kabulleniyorum. Sen o kadar tolerans yok sende. Yok. Sen demokratik bir adam değilsin yani. Değil. Tamam. O zaman sizde problem yok. Ali'de problem var. bunu netleştirmiş olduk kişisel olarak. Mehmet Bey üzülmesin yani. Ha, Mehmet Bey siz beni takip edin ya bırakın bu Ali'yi. Aynen yani. Hiç. Yani zaten yani, bırakmış duruyorsun. Beni takip edin siz. Ali Bey radyodaki o yorumuna istinaden tweet attı. Kendisini zaten takip etmiyordum yani. Tamam. Ha, takip etmediğiniz halde engelledi sizi. Anladım. Mesele yok. Bir şey kaybınız yok o zaman. Mesele yok. Zaten takip etmiyordunuz. Ama siz beni takip edin. Bak ben çok acayip şeyler söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Size de sadece şiko konusunda iki kere tartıştık. Yayından aldınız. Önemli değil ama ondan önce iyi konuşuyorduk. O konuda tamam, başımızı derde sokuyorsunuz. Onun için alıyoruz yayından. Gerek yok. Yalnız sıkıntı yok. Ben Hasan abiyle de ilk başlarda tartışıyorduk. Sonra pide masasında bulduk. Gördünüz mü ne güzel. Tamam. Siz Hasan Bey'le görüşün onunla. Ben de lütfen rica edeceğim. Onlar Hasan Bey'le yapın o görüşmeleri. Benim bir mesajım var. Buyurun. Trabzonspor taraftarına. Buyurun. Ya arkadaş nedir sizin bu Trabzon taraftarına söylüyorum buradan. Hı. Bu Osmanlı'daki yeni seriler gibi. İstemezlik. Ya 6-0 yeniyoruz bağırıyorsun. Ya bu Abdülkadir Parmağı, bu Trabzonlu bu Hüseyin'e, bu bizim çocuklarımıza. Ya bu nedir arkadaş bu tahammülsüzlüğünüz? Ben Kayseri maçına gittim Trabzon'a. Maç 6-0. Önümdeki adam 2'de 1 ayağa kalkıp Abdülkadir Parmağı yapıyor. Hücum ediyor. Ya arkadaş ne istiyorsunuz siz? Nasıl mutlu olacaksınız anlamıyorum ki ya. Biraz takıma destek verin, şampiyonluğa gidiyoruz ya. Evet, şimdi tabii bu önemli bir konu. Benim rahmetli babam da Fenerbahçeliydi. Fenerbahçe 4-0 önde. 5-0 olur. 5-0 bir gol yer 5-1 olur. Satacaksın bunların hepsini. Gördün mü yedikleri golü? O orada ona vurmuyor. O ona bakmıyor. Bu buna vuruyor. Tamam, hata olacak ki gol yiyeceksin. 5-1 olmuş maç. Ben olsam bunların hepsini satarım. Ruhsuz bunlar. Koşmuyorlar falan. Maç 5-1. Yani onun için bu yaklaşım tabii çok mantıklı değil. Trabzonspor'un bugün işte iki kulvarda mücadele ediyor. Birinde yarı finalde, öbüründe şampiyonluğa oynuyor ligde. Ondan sonra istikrarlı mı? Trabzonspor'dan daha istikrarlı takım var mı bilmiyorum. Bireysel olarak da takım olarak da yükselişte mi yükselişte, onu koruyor mu o yükselişi? Koruyor. Yani neyini eleştiriyor Trabzonspor taraftarı bugünkü Trabzonspor'un anlamıyorum ben de açıkçası. Şey eleştiriyor.
Bu kadar da olmaz ya. Destekleyin ya. Hele Trabzonlu çocuklara biraz müsamaha gösterin. Bunlar futbolcu olmasa zaten oynatmaz. Ya bir de her sene sanki 10 puan farklı liderdi de bu sene mi bir puan geride yani? Hayır, sorma. Barcelona'mıyız kardeşim. Gol yiyoruz Fenerbahçe'den. Niye yok gol yedi? Evet. Klopp'ta geliyorum şeyde tepki gösteriyorlar. Ay sabaha kadar uyuyamadım. O gol gelir miydi? Yok şöyleydi, böyleydi. Neyse onlar iyinin yani onlar yani durumun tadını çıkarmasını da hiç bilmiyorlar. Çok yazık onlar için, üzücü. Trabzonspor'un kaybı. Kendini çıkarın kardeşim. Fenerbahçe işte her maçta yeniyoruz. Daha ne istiyorsunuz ya? Allah peki. Allah. Peki tebrik ben, ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Az önce bir Trabzonlu arkadaş bağlandı. Tamam güzel şeyler konuştu da. Ya Fenerbahçe'nin odası kim olacaksa kardeşim onun yorumunu da bırak Hasan Bek yapsın ya. Sen niye karışıyorsun? Aynen öyle. Ya bizim ben, başka sorunumuz yok. Ben de öyle düşünüyorum. Allah. Ben de öyle düşünüyorum. Peki teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet. Dün EuroLeague'de Anadolu Efes kaybetti. Ve EuroLeague'deki dördüncü yenilgisini aldı. Maccabi deplasmanında 77-75 kaybetti Anadolu Efes. Ama halen ligde lider. Diğer tarafta Fenerbahçe kazandı. Kızıl Yıldız'ı sahasında 66-63 geçti ve EuroLeague'deki 13. galibiyetini aldı. Şu an Fenerbahçe ligde, EuroLeague'de 7. basamakta ilk 8'in playoff oynayacağını hatırlatalım. Dün Türkiye Kupası'nda Alanya Spor deplasmanda Antalya Spor'u 90+2'de attığı golle 1-0 mağlup etti ve kupada avantajı yakaladı. Süper Lig'de yeni hafta yarın oynanacak Beşiktaş Ankara Gücü maçıyla başlayacak. Bunun yanında Avrupa'da Avrupa Liglerinde kupa fikstürü devam ediyor ama bunun yanında koronavirüs sebebiyle de ertelenen karşılaşmalar, seyircisiz oynanacak karşılaşmalar var. Önümüzdeki hafta hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar var. Temsilcimiz Başakşehir'de kendi sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak. O karşılaşmada Başakşehir'in elde edeceği gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. 17 bin bayrak, 17 bin tişört bastırıldı. O karşılaşma için futbol severleri de Göksel Gümüştağ davet etti. Bunun dışında Galatasaray'da Lemina dün takıma döndü, onu söyleyebiliriz. Bununla beraber Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sakatlığı devam ediyor ve Gökhan Gönül'ün yerine Lens'in oynaması beklenmekte. Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in Denizlispor karşısında oynaması bekleniyor. Trabzonspor karşılaşmasında Serdar Aziz oynamamıştı. Onun da Fenerbahçe'de döneceğini söyleyelim ve Fenerbahçe'de Denizlispor karşılaşmasına takımı antrenör kadrosu hazırlıyor. 4 tane oyuncu var, 4 tane hoca var. Emre Belözoğlu da bu isimlere yardım ediyor. Spordaki genel olarak gelişmeler bu şekilde. Böylece Sabah Spor'un sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.